İyi geceler. Uluslararası gündemde bir kez daha karşınızdayız. Bugün yine sıcak gündem başlıkları var. Bunları masaya yatıracağız. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı Sivas'ta. Özellikle Türkiye'nin yerli silah üretimi, S-400 füzelerinin satın alınması, hava savunma sisteminin satın alınması ve hatta nükleer füzeye varan açıklamaları oldu. O açıklamalarla başlayacağız. Devamında Lübnan'a gideceğiz, Osmanlı tarihini konuşacağız, İsrail, Filistin'e gideceğiz. Bugün El Halil'de sıcak saatler yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun El Halil'de provokatif bir ziyareti vardı. O ziyareti konuşacağız. Tabii ki Hong Kong'da önemli gelişmeler yaşandı bugün. Hong Kong Özerk Yönetimi o tartışmalı yasa tasarısı meselesinde bir geri adım attı. Orası ne olacak? Hong Kong'da neler olacak bundan sonra ve Keşmir'de neler olacak? Onları masaya yatıracağız ve tabii ki İngiltere'deki o Brexit kaosu da bugünkü gündem başlıklarımız arasında. Ben hemen konuklarımızı tanıtayım. Doktor Kadir Temiz Şehir Üniversitesi'nden. Özgür Dikmen, araştırmacı, Orta Doğu araştırmacısı Mustafa Öztop ve Akşam Gazetesi'nden Hakan Kekeç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Özgür Dikmen, Başkan Erdoğan'ın bu akşamki açıklamaları sıcak gündem başlığı olarak biz akışımıza aldık. Tabii ki gündeminde Suriye vardı, güvenli bölge vardı, işte yerli silah üretimi vardı, buna tepki gösterenlere verdiği reaksiyon vardı ve cümlelerinden bir tanesinde işte dün Çekya Başbakanı konuydu Başkan Erdoğan'ın. Orada aralarında geçen bir diyalogtan bahsederken bir nükleer füze meselesine bir atıfta bulundu. Yani şimdi tabii Türkiye'nin son dönemde silah sanayinde yaptığı atılımlar ortada. Pek çok silahımızı kendi üretir. Kendimiz ürettiğimiz bir noktadayız şu anda. Bu açıdan nükleer teknolojiye başvurmak, özellikle silah üretiminde Türkiye'nin gayet meşru bir hakkı. Diğer yandan özellikle Suriye üzerinden şunu da görüyoruz. Türkiye'nin bir anlamda Orta Doğu'da kendi başına sivrilen bir güç olması gerekiyor. Yani diğer güçlere bağımlılığını birazcık azaltması, tesviye etmesi gerekiyor ki daha proaktif bir rol izleyebilsin. Ben bu çerçevede birazcık değerlendiriyorum meseleyi. Yani Amerika ile de Rusya ile de çok ciddi bir yol alabilmiş değiliz. Dolayısıyla birazcık daha revizyonist bir çizgiye başvurması gayet doğal. Tabii orada nükleer füze sahibi olacağız demiyor. Somut bir şekilde. Bunun bir işaret örnekten fişeği yola çıkarak bir ben öyle görüyorum. Atıfta bulunuyor. Evet, bir işaret fişeği yani bu sonuçta. Yani diğer yandan hani Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ortada. Türkiye bilinçli bir şekilde. Yani kendi uzlaşmacı çizgisinin ötesinde dışlanmaya çalışılıyor Doğu Akdeniz'de de. Yani Yunanistan'la yaşadığımız son dönemdeki gerilimler ortada. Kıbrıs konusunda yaşadığımız gerilimler ortada. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'nin bir anlamda revizyonist bir dış politika, yani kendini biraz daha empoze etmesini gerektiren bir durum var. Dolayısıyla aslında nükleer güç Türkiye için gerekli bir şey. Yani biz bunu enerji üretimi için yapıyoruz, yapacağız. Silah üretiminde de bu neden olmasın? Yani şu anda Orta Doğu'da zaten durum yani gayet hani görüyoruz bunu. Yani İran her ne kadar bu konuda ciddi bir baskı altında olsa da nükleer silah geliştirme niyeti olduğu için yani nükleer silah geliştirmesi bile henüz geliştirip geliştirmediğini bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin şu anda böyle bir pozisyonu var. Bu hem Doğu Akdeniz'de hem Orta Doğu'da Suriye meselesinde Türkiye'nin elini güçlendirecek bir şey olarak görüyorum. Bilmiyorum. Yani. Evet, tabii. Yani dün akşam özellikle CHP Genel Başkanı'nın S-400 ısrarlı şekilde S-400'e vurgu yapması. Yani gerek yoktu, ihtiyacımız yoktu, öyle bir düşmanımız yok şeklinde S-400 karşıtı tavırlarına da bir nevi aslında belki de bir cevap tabii. Evet, yani hani çıtayı daha da yükseltecek şekilde. Ama orada her zaman yani pozisyon her zaman o şekildeydi. Yani ne zaman bir ileri adım atılmak istense ya işte gerek yok ne gerek var falan tarzındaydı. Ama yani her geçen günden bunu dayatıyor bir şekilde. Bunun gerekliliğini gösteriyor bize. Evet. Tabii güvenli bölge meselesi var. Takip ediliyor. Evet. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Amerikalı temsilciyle bir görüşmesi oldu. John Bolton'la bir görüşmesi oldu. Güvenli bölgeyi konuştular, İdlib'i konuştular. Tabii Amerika ile aynı şekilde yine Ticaret Bakanı bu hafta sonu geliyor. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi
böyle bir mesele var. Böyle bir ciddi bir yatırım söz konusu Amerika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde. O da önemli Türk-Amerikan ilişkilerinde. Diyelim ve biz aslında biraz da şöyle bir 5-6 gün öncesinde gidelim. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun. Evet, Osmanlı'ya öyle küstah bir dille hakaret etti. Orayı da açalım biz bu haftaki uluslararası gündem programımızı aslında. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun. Hakan'la ben bu konuya başlamak istiyorum. Benzer çıkışları Birleşik Arap Emirlikleri'nden sıkça duyuyoruz. Osmanlı nefreti, Türkiye, Türkler nefreti Arap Emirlikleri'nde, Körfez ülkelerinde bir şekilde empoze ediliyor Birleşik Arap Emirlikleri tarafından. Birleşik Arap Emirlikleri de başkaları tarafından kontrol ediliyor tabii ki. İsrail var, Amerika var, İngiltere var. Arap Emirlikleri üzerinde etkisi olan güçler. Şimdi aynı şeyi Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan duyduk. Beyrut, işte bir Osmanlı bakiyesiydi. Ve Beyrut'ta bugün hala Osmanlı eserleri, Osmanlı izleri olan bir şehir. Şam'ı, Beyrut'u, Kudüs'ü tabii birbirinden ayıramayız zaten. Buradan baktığımız zaman Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun neden böyle bir çıkış yapma ihtiyacı hissetti? Tabii ki ona gereken tüm cevap verildi zaten. O ayrı da Michel Aoun'u bireysel olarak hem kimdir? Daha önce Genelkurmay Başkanı'ydı. İşte Hristiyan Maroni mezhebinden geliyor. Bu adam hani kimdir'den başlayalım. Bu çıkışı neden yapma ihtiyacı hissetti? Oraya da devam edelim. Michel Aoun'dan önce yani Michel Aoun'un kim olduğundan önce söylediği şeyin gerçekliğine bakmak lazım. Yani gerçek mi değil mi? Tutarlılığına bakmak lazım. Bu Michel Aoun'la başlayan bir şey değil. Az önce senin de söylediğin gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da da bu tarz çıkışlar olmuştu. Özellikle son iki senede de arttı Fahrettin Paşa ile. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in yaklaşık iki sene önce yani ya da bir buçuk sene önce 2017'ydi. Evet. Fahrettin Paşa'ya dil uzatan, iftira atan bir açıklaması olmuştu. Evet. Özellikle tez şu, Osmanlı burada işgalciydi. İşte biz Osmanlı'dan bağımsızlığımızı elde ettik, kazandık. Osmanlı buraya zulmetti şeklinde bir tezleri var. Bunu Türk-Arap ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek lazım. Türk-Arap ilişkileri de Emeviler dönemine kadar giden bir tarihsel arka planı var. Türklerle Araplar nasıl tanıştı? Ne şekilde bir arada durdular? Hangi hakimiyet altında birlikte bazen yol aldılar, bazen karşı karşıya geldiler? Ona bakmak lazım. Şimdi Hazreti Ömer döneminde Sasani İmparatorluğu yıkılınca ki Sasani İmparatorluğu İran. Nasıl derler? Farsi bir imparatorluk. Yıkıldıktan sonra Türklerle Araplar sınırdaş oldular. Yani arada bir bölge kalmadı. Türkler o dönemde ki bu söylediğim 7. yüzyıl, 8. yüzyıl gibi dönemlere tekabül ediyor. Bir bozkır toplumuydu haliyle. Tabii şehirler vardı Buhara, Semerkant vesaire gibi ama çoğunluğu bozkır toplumuydu. Zaten bir bozkır toplumunun bir yabancı geldiği zaman hoş geldin demesi mümkün değildir. Yani savunmacı refleksleri vardır. Emevilerle Türkler karşı karşıya gelmişti ve savaşmıştı. En çetin savaşlarda Kuteybe bin Müslim döneminde gerçekleşmiş savaşlar. Mavera Nehri'de. Böyle bir kötü başlangıç yaptı Emevilerle Türkler. Buradan da şey denir, bilmiyorum hocalarım katılır mı? Emevilerin Arap asabiyesinin yüksek olduğundan bahsedilir. Bu böyle çok anlatılır. Fakat ben buna katılmam. Çünkü ilk defa karşı karşıya gelmiş iki toplumun birbirine agresyonu yüksek bir şekilde saldırması ya da bir kendini koruması doğaldır. Daha sonraki yüzyıllarda Abbasiler döneminde Türkler Abbasi hanedanlığına bilhassa orduda destek sağladılar. En önemli askerler Türktü. Afşin Bey vardı. Anadolu'da seferler düzenleyen, gaza düzenleyen ve Abbasiler döneminden itibaren Türklerle Araplar İslam çatısı altında birlikte hareket ettiler ve araları da hep iyiydi. Fakat 10. yüzyılda Bizans dediğimiz Roma İmparatorluğu çok güçlendi Makedon Hanedanlığı'yla ve Abbasileri zayıflattı. Arap hakimiyetini zayıflattı.
Bununla birlikte bir de Fatimi devleti ortaya çıktı. Şii Fatimi devleti ortaya çıktı. Araplarda ve Abbasilerde bir çöküş başladı. O fütuhat hareketleri durdu. Bu İslam'daki, özellikle Sünni İslam'daki geri gidişi durduran Tuğrul Bey oldu. Tuğrul Bey Selçuklu'nun ilk sultanı. Tuğrul Bey'le birlikte Türkler, Abbasilerin, halifenin korucusu durumundaydı. Bu uzun yıllar devam etti. Daha sonra halife Memlükler hakimiyetine girdiğinde, Mısır hakimiyetine girdiğinde de Memlük hanedanlıkları da Türktü. Daha sonra da zaten bildiğimiz Yavuz Sultan Selim döneminde hilafet olduğu gibi Türklere geçti, Osmanlı'ya geçti. Şimdi tarihsel olarak böyle bir arka planı vardır Türk-Arap ilişkilerine ve bu gönüllü bir birlikteliktir. İslam çatısı altında gönüllü bir birlikteliktir. Osmanlı'da da bunun izleri görülür. Zaten yaklaşık 400 yıl Osmanlı Arap bölgelerinde 300-400 yıl hakimiyet sağladı. Zorla, zulmederek böyle bir hakimiyet 400 yıl mümkün değil. Bunu hiçbir tarihçi ispat da edemez. Yani bunu ispat eden tarihçi ödül verirler. Yani öyledir. Bu gönüllü bir birlikteliktir. 19. yüzyılda ortaya çıkan Arap akım, Arapçılık akımları da kültürel akımlardır. Yani kültürel kalkınmayı, bağımsızlık değil, yani Türklerden ve Osmanlı'dan bağımsızlık isteyen hareketler değil. Daha çok bir kültür hareketiydi. Şimdi fakat bir yerde bir istisna görünmeye başladı. 19. yüzyılda özellikle. Az önce bahsettiğim Michel Aoun'un Maruni, yani Lübnan, Biladuşam, Lübnan diye bir yer yoktur bu arada. Evet. Biladuşam. Maruni mezhebindekilerin, protestanların, ki bunlar Fransa'nın ve İngiltere'nin açtığı okullardır. Amerika'nın açtığı okullardır. Bu okullarda yetişmiş Araplardır ve Hristiyan Araplardır çoğunluğu. Bunlar Müslüman Araplardan farklı olarak kültürel kalkınmacılıktan ziyade Arap bağımsızlığını ortaya koyarlar. Fakat 2. Abdülhamit döneminde İslam Birliği ideolojisi altında birleşen Türkler ve Araplar bunu, bu Hristiyan Arapların bilhassa yani Marunilerin yaptığı kalkışmayı biraz boşa çıkardı. Mesela Ahmet Cevdet Paşa ve Mithat Paşa Suriye'de valilik yaptığı dönemde çok meşhur hadiseler vardır. Maruniler ve protestanlar her yere bildiri asar. Ve Hristiyan Araplar şöyle der. Yani Hristiyan dediğim, bunu şundan bahsediyorum. Misyonerlerin etkisindeki Hristiyan Araplar demem daha doğru. Yani bütün Hristiyan Araplardan bahsetmiyorum. Misyonerlik okullarında, Amerikan kolejlerinde yetişmiş Hristiyan Araplardan bahsediyorum. Çok enteresan bir şekilde hilafetin aslında Arapların hakkı olduğunu söylerler. Yani Hristiyan Araplar, daha doğrusu hani o Amerikan okullarında okuyan, evet, Hristiyan Araplar, evet, hilafeti Araplara geçmesini savunuyor. Tabii. Yani, bu, peki diğer Araplar size ne oluyor falan demiyor mu? Bir süre dediler, evet. Birinci Dünya Savaşı'na kadar dedikleri görüldü. O yüzden boşa çıktı bu şeyleri. Michel Aoun da işte bu bahsettiğimiz... Michel Aoun'un da bu arada geçmişi bu şekilde. Bu şeyi budur. Yani, yani Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı. İnancının geçmişi budur. Bu da şuraya oynar. Türkler, Araplar, İranlılar fark etmez. İslam Birliği'nin dağılması üzerine, evet, bir adımdır. Bunu Michel Aoun bir de şundan dolayı elbette yaptığını tahmin ediyoruz. Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu nasıl derler, dışta liberal, içte despot bir şey var şu an. Adımlar var, reformlar var. Hatta Lübnan Başbakanı otelde uzun süre böyle zorunlu istirahata tabi tutmuşlardı. Lübnan biraz oranın artık şeyinde, hı, hakimiyetinde. Tabii bir kolları Fransa'da, Hariri'nin. Bir kolları Fransa'daki. Ve Michel Aoun'un da. Fransa'daki bir derginin kapağını hatırlıyorsunuzdur. Cumhurbaşkanımıza diktatör diyen ama Muhammed Bin Selman'a kahraman diyen aynı dergi böyle çok kısa süreyle böyle bir kapak yapmıştı. Fransa, evet, Fransa tesiri de var. Bunun böyle bir arka planı var. Hiçbir şekilde şu an ne yazık ki Arap coğrafyasında, yani Arap tarihçilerinin çoğu bu tezleri işliyor. Bunları anlatıyor. Bizim kendi tarihimizi özellikle o coğrafyada çok iyi anlatacak
belki devşirecek, oraya gönderecek tarihçilere ihtiyacımız var. Çok ciddi boyutlara ulaştırdılar bu Türk düşmanlığını, Osmanlı düşmanlığını. Ve bu çok rahat çürütülebilecek iddialar bunlar. Evet. Fakat antitezler işlenmesine müsaade edilmediği için kendi söyledikleri, tekellerinde ne varsa onları şu an Arap sokağı bunu gerçek zannediyor, evet. Doğru zannediyor. Mustafa Öztop, Birleşik Arap Emirlikleri tabii bireysel bir ve bağımsız bir güç falan değil. Evet. Yani en az 3 tane güçten bahsediyor. İşte İsrail, Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan'ın da yine Arap Emirlikleri etkisiyle bunlar etki altına, kontrol altına almaya çalışıyorlar. Lübnan'da yani Hariri olsun, başbakanları Hariri olsun, Michel Aoun'un da yine Suudi Arabistan'ın etki alanında kaldığı bir başbakanı var Lübnan'ın. Tabii bunun Doğu Akdeniz'deki bir Lübnan'ın kilit bir konumda olduğunu, İsrail, Lübnan arasında bir Doğu Akdeniz süreci başladığında bir kriz olduğunu, o krizin Fransız şirketleri Macron'un özellikle Hariri'yi Riyad'dan alıp Beyrut'a tekrar götürüp görevinin başına istifa etmiş olmasına rağmen görevin başına oturtmasından sonra Fransız şirketlerinin Doğu Akdeniz meselesine dahil olması gibi birçok gelişme yaşandı bu süreçlerde. Şimdi Osmanlı nefretini işte Hakan şu şekilde özetlerken çok da önemli bir şeye temas etti. Yani basit, kolay bir şekilde çürütülecek palavralar bunlar. Evet. Ama bunu çürütme arenanız yok ortada. Öyle bir saha yok. Çünkü Suudi Arabistan'da karşıt bir şey söylediğin zaman ya da Arap Emirlikleri'nde karşıt bir şey söylediğin zaman hani kelle falan gidiyor yani. Öyle riskli bir ortam o bölgeler için. Bu konunun zaten tarihsel bir zeminin olmadığını yani tarihçilerin de bildiğini Hakan Bey'de tarihi açıdan kesinlikle yok ama bu geldiğimiz zaman bu nefretin körükleyen Arap Emirlikleri neye amaçlı olabilir? Yani hani Osmanlı'nın ya da Türkiye'nin neyinden ürktüler de şimdi Arap dünyasında bunu empoze etmeye çalışıyorlar? Şimdi öncelikle zaten dünyada milliyetçiliğin artış gösterdiğini biliyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri olsun, özellikle Suudi Arabistan olsun, Arap milliyetçiliği üzerine bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Bu perspektiften ve günümüz siyasetiyle aslında yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin hani onların da Osmanlı Devleti'ni tarih kitaplarında olumsuz değerlendirmeler yaptığını duyuyoruz haberlerden. Aslında bunların hepsinin birbirini tamamlayan parçalar gibi gözüküyor. Yani tek taraflı Lübnan Michel Aoun'un yaptığı bir açıklama değil aslında bu. Ya Michel Aoun orada bir piyon olarak sistematik bir şekilde Türkiye'ye karşı bir tavır alma olduğu görülüyor. Yani bu tarihsel bir zemini olmasa da bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'da daha çok belki Muhammed Bin Selman'ın ve belki Lübnan'da da bazı kanatların işine gelen bir eğilim aslında. Yine Doğu Akdeniz'de bunun belki bir yansıması olabilir. Türkiye'nin tezlerini çürütmeye yönelik, Türkiye'nin çabalarını zayıflatmaya yönelik. Yani aslında bir zemini olmasa da bugün gündelik bir siyaset oluşturmak için aslında bunu yaptığını söyleyebiliriz. Başka türlü bir açıklama yapmak çok doğru olmuyor. Ancak daha yeni Dışişleri Bakanımızın oraya ziyareti olmuştu. Yani böyle bir zamanda Lübnan'da da siyaset gerçekten çok kırılgan bir yapıda. Bunu da biliyoruz. Yani Türkiye gibi bir bölgesel etki alanı güçlü bir aktörle bu tarz bir çatışmaya girmenin çok bir zemini olmadığı görülse de kendi çıkarlarını buna bağlamış durumdalar. Yani bu tarihsel altyapıyla beraber kendilerince oluşturdukları tarihsel altyapıyla bugünün siyasetini yönlendirmeye çalışıyorlar kısaca. Ben böyle değerlendiriyorum. Özgür Dikmen, az önce ekranda da vardı. 2017'de Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Beyrut'u ziyaret ettiğinde Michel Aoun'la görüşecekti. Michel Aoun Amerikan Dışişleri Bakanı'nı uzun süre bekletmişti. Sonrasında yanına gelmişti, ağırlamıştı yani konuğunu ve Lübnan bayrağı vardı, Amerikan bayrağı yoktu. Hatta Rex Tillerson'ın önünde su bile yoktu, su bardağı bile yoktu. Sonra zaten Tillerson görevden zaten alınmıştı o süreçte. Yani daha doğrusu alınma süreci başlamıştı hani. Topal Ördek diyorlar ya, öyle bir Dışişleri Bakanı'ydı. Daha sonrasında Pompeo. Pompeo açıklanmıştı zaten de daha göreve başlamamıştı. Yani oradan baktığımız zaman hani söylenecek bir şey var mı? Yani şöyle. Öyle dikkatimi çekti o görüntülerim yani de. Michel Aoun üzerinden değil yani. Lübnan, Amerikan petrol şirketleri. Çünkü Rex Tillerson Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı o süreçte ama aynı zamanda ExxonMobil'in de eski CEO'suydu. Yani
Ve o dönemde özellikle yani, Doğu Akdeniz meselesi tam böyle Lübnan evet. konusunda özellikle köprüme noktasındaydı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Lübnan'ı konuşacaksak Fransa'yı da konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle birbirinden bağımsız düşünemeyiz bunları. Ben birazcık Fransa'yla alakalı olduğunu düşünüyorum bu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yapılanın. Yani şöyle de düşünmek lazım. Şimdi Türkiye karşıtı yeri geldiği zaman, şimdi Lübnan Arap milliyetçiliğinin çıktığı yer. Arap milliyetçiliği Lübnan'da neşet etti. Oradan yayıldı. Bununla da neyin yakından alakası var? Üstad bahsetti. Arap Hristiyanların çok ciddi rolü var. Özellikle Marunilerin, Ortodoks Arap Hristiyanların da burada rolü var. Buradan birazcık meseleye bakmak lazım. Yani Michel Aoun'a bakacak olursak kendisi 1980'lerin başında 82'de işte İsrail-Lübnan Savaşı olduğu sırada Beşir Cemayel'in yanında durmuş bir adam. Yani Beşir Cemayel kim? İsrail Lübnan'ı işgal ettiğinde kendisine ya işte tamam biz işgal ettik. Beyrut'ta hükümeti düşüreceğiz. Başına sen geçeceksin hükümetin dedikleri Maruni Hristiyan Beşir Cemayel. İsrail'le doğrudan işbirliği yapmış. Doğrudan ne bileyim bir takım planlar, krokiler, haritalar sağlamış İsrail ordusuna bir adam Beşir Cemayel. Sonradan zaten bir suikaste kurban gidiliyor. Yine bir Lübnanlı tarafından öldürülüyor. Ve yani Michel Aoun'un da böyle karanlık bir geçmişi var. Dolayısıyla bu tarz ortamlarda para eden şey dışarıdaki olmayan, aslında hiç de gerçekliği yansıtmayan bir şekilde dışarıdaki bir düşman yaratmaya çalışmak, o düşmana vurmak. Bu açıdan tabii Türkiye, Osmanlı mirası iş yapıyor. Bir şekilde fonksiyonalize ediliyor. Ve bu seküler Arap siyasetçiler de bu şekilde Osmanlı'ya saldırıyorlar. Yani tabii son dönemde bu Suudi Arabistan'dan bağımsız olarak düşünmemek lazım bunu. Daha yakın zamanda Suudi Arabistan Osmanlı İmparatorluğunu ders kitaplarını yeniden işgalci olarak aldı. Yani bu bağlamda da birazcık konuşmak gerekiyor meseleyi. Özellikle Kaşıkçı cinayetinden sonra yükselişe geçen Türkiye karşıtlığı en son işte Arap ders kitaplarında, Suudi Arabistan ders kitaplarında kendisine bu şekilde yer buldu. Ben Lübnan'ın yani Michel Aoun'un bu şekilde konuşmasını kesinlikle Suudi Arabistan'daki bu hamleden bağımsız olarak düşünmüyorum. Yani şunu da görmek gerekiyor. Şimdi Lübnan çok karışık bir ülke. Çok bölük pörçük parçalanmış bir ülke. İşte ne bileyim koalisyonların tutmadığı bir ülke. Yani ne diyeyim? Hani sokaklarının bile temizlenemediği bir ülke. Her gün en az zor seçilmişti değil mi? Tabii ki. Yani çok hani orada zaten çok titreyen bir koltuğun üzerinde oturuyor. Dolayısıyla ne yapmak? İşte oradaki Arap, o seküler Arap milliyetçi kimliği biraz daha konsolide etmek adına işte Türkiye'ye bir şeyler söylüyor. Etrafa bir şeyler söylüyor ki hani birazcık daha dikkati kendinden uzaklaştırabilsin. Çünkü Lübnan'da işlemeyen bir devlet var. Yani dediğim gibi düzenli olarak elektrik sağlayamıyor. En az günde 3 saat elektrik kesiliyor. Yani çöpler toplanamıyor. Kesinlikle işlemiyor Lübnan'da devlet. Hükümet de öyle. Dolayısıyla ne oluyor? Siz başlıyorsunuz işte Türkiye'ye bir şeyler söylüyorsunuz, Osmanlı'ya bir şeyler söylüyorsunuz falan, bu şekilde kendinizi iç kamuoyu içinde böyle karşılığında. Tabii ki böyle. Bu yani basit bir hamle. Sadece Lübnan'da değil ama Arap kamuoyunda da bir Türkiye aleyhtarlı bir durum var ve bunun zemini var. İşte biraz önce siz de tarihsel olarak söylediniz ama bunda biraz da Türkiye'deki işte özellikle Cumhuriyet'in kurulmasından sonra işte Orta Doğu'yu biraz daha işte bataklık gibi gören, Arap coğrafyasına sırtını dönen bir dış politika anlayışı, bir siyasi ve kültürel durum da söz konusu. Yani Türkiye ancak işte 2000'li yıllardan sonra, yani AK Parti iktidarından sonra Orta Doğu'ya biraz daha ilgi göstermeye başladı. Ve aslında ilk hatırlayın, yani işte 2003 Irak Savaşı ve sonrasında Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi. Türkiye adım adım işte AK Parti iktidarından sonra Orta Doğu'da ve Arap kamuoyundaki etkisini gittikçe arttırdı. Hatta işte bir dönem artık işte hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem oraya giden Türkiye'li siyasilerin hepsi Arap kamuoyunda olumlu bir imaja sahip oldu bu politikadan sonra. Ama burada bir yani gelip
giden ve sürekli değişen bir algı da var. İşte o algıyı bence Türkiye'nin iyi yönetmesi gerekiyor. Yani biz şunu gördük en azından 2000'lerden sonra. Demek ki bu algı düzeltilebiliyor. Yani doğru bir diplomasiyle, doğru bir ilişki geliştirerek bu Arap kamuoyundaki algıyı yönetebiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Ama yine tabii bu Arap Baharı çok ciddi etkili oldu. Türkiye'nin özellikle ilk yıllardaki pozisyonu yine Arap kamuoyunca takdirle karşılandı. Ama hepimizin bildiği gibi işte 2013 Müslüman Kardeşler Mısır'daki bir anlamda Arap Baharı'nın geri çekilmesi, daha sonra Suriye'deki iç savaşın bir türlü bitmemesi ve Türkiye'nin ve dahi diğer bölge ülkelerinin biraz daha güvenlik perspektifiyle bir dış politika geliştirmesi, askeri öncelikler, güvenlik öncelikleri bence bölgede yeni Türkiye algısı da burada işte Lübnan'da yarın bugün başka bir yerde de görebiliriz. Yani şöyle bir şey var. Yani bunu birazcık daha şöyle arka planıyla düşünmek gerekirse ben 2009'a hani çekerim meseleyi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemki Van Mini çıkışı çok önemli bu noktada. Yani Arap medyasında çok ciddi yer bulamasa da o dönem sosyal medyanın falan da etkisiyle Arap kamuoyu bundan çok ciddi haberdar oldu. Evet. Ve yani çok ciddi bir uyanış, bir ümit aşıladı bu Arap kamuoyuna, Arap halklarına, Arap sokağına diyelim. Evet. Çünkü o döneme kadar Arapların ne bileyim Filistinlisinin, Suriyeli, Iraklı hiçbirinin göremediği bir duruştu bu. Ve bir anlamda ne oldu? Hemen o otoriter liderlerin çok ciddi bir tehdit algısına takıldı. Evet. Türkiye. Yani, ya ondan sonra zaten bence bu Türkiye karşılığı evet. biraz daha yoğun olarak yani biraz daha gittikçe hani Orta Doğu'ya gittikçe Türkiye kamu diplomasisini güçlendirdikçe işte Sayın Erdoğan'ın duruşu biraz daha sivrildikçe bu sokaktaki yansıması böyle. O sokaktaki yansıma kesinlikle yani kesinlikle iki bir şey var yani ikili başka bir, yerleri tetikliyor ve o tetiklenen öyle. Yerlerde yöneticiler üzerinde baskı yani, oluşturuyor. Çok ilginç. Biraz da yani halklar nezdinde Türkiye'nin ciddi yani eski atmosferi değiştirdiği, olumlu bir hava oluşturduğu ve halkların Türkiye'ye bakışının değiştiği gözlemleniyor. İşte özellikle son dönemlerde Türkiye açısından. Ancak bu defa yönetimler nezdinde Arap toplumunun yöneticileri diyelim birçok bölgede. Onların bir karşı duruşu, Türkiye karşıtlığı bir politika geliştirme eğilimi görülüyor. Yani tabii. Bunun içerisinde çok çeşitli sebepler söylenebilir. Şimdi birçoğunun ülkesinde birileri çıkıp diyor ki yani burada seçim olursa Erdoğan kazanır. Tabii %80'lere anketten de özellikle bu çok konuşulmuştu mesela zamanında Erdoğan ziyareti falan çok tartışılmış, çok gündem olmuştu. Yani şöyle bir şey hani Suudi Arabistan bir yandan işte Osmanlı'ya işgalci falan diyor, çeşitli önlemler alıyor kendi içerisinde. Öbür taraftan sürekli Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı. Vatandaşlarına sakın Türkiye'ye gitmeyin bilmem işte öyle yapmayın evet. Orası çok tehlikeli falan filan. En son geçenlerde bir Suudi Arabistan'da bir kadıncağız kaçırıldı diye bir haber geldi evet, işte Türkiye'de falan yani diye. Suriyeliler kaçırıldı falan diye. Yani evet yani böyle Kaşıkçı meselesi var zaten. Kaşıkçı meselesi zaten ortada. Yani Kaşıkçı cinayetinin İstanbul'da işlenmesiyle başlı başına o tarz bir komplonun. Kesinlikle. Ama yani tabii bunu beceremiyor çok fazla Suudi Arabistan. Çünkü evet. yani şöyle Suudi Arabistan bir şey var. Zaten yani bir şeyler becerebilecek çapı olsa yani şu Yemen'de yapma yani Arap Emirlikleri'nin tuzağına düşmez yani. Tabii yaptığı katliamlardan yani hani kendi katliam yapıyor bir taraftan da Yemen'de kendisini hani o Yemen tuzağını hazırlayan Arap Emirliklerinden de dayak yiyor bir de orada. Evet, hani koalisyon olarak girip orayı işte hesapta Husilere karşı Yemen'i kurtaracaklardı. Bu şekilde gittikçe girdiler. İşte Arap Emirlikleri orada dayak atıyor şu an Suudi Arabistan'a. Aynen öyle. Yani o noktaya geldi. Suudi Arabistan o anlamda hani hakikaten yanlış bir yolda ilerliyor. Ama yani o Suudi Arabistan'daki Riyad yönetiminin ciddi bir kanadı hani Türkiye noktasında Muhammed Bin Selman gibi de düşünmüyor açıkçası. O da net bir şekilde zaman zaman yapılan çıkışlardan belli oluyor. Duyuyoruz ya da bu bilgileri ediniyoruz yani ama Muhammed Bin Selman etkisi tabii hani o anlamda Riyad'ın direksiyonu da onda maalesef. Evet yani özellikle işte ekonomi vesaire anlamında yani hani kendisine karşı çıkabilecek bir güç yok. Evet. Yani alimleri hapsediyor, asıyor, kesiyor falan. Ama diğer yandan mesela gelip gidenlerle konuştuğunuzda yani işte Suudlularla olsun, Yemenlilerle kiminle konuşursanız konuşun. Yani bu otoriter liderlerin Türkiye'ye vurması bir anlamda Türkiye'yi güçlendiriyor. Evet. Çünkü insanlar görüyorlar. Yani Muhammed Bin Selman şimdi Türkiye'ye vurunca insanlar şey demiyor ki kesin Türkiye bir şey yapmıştır da bizim yüce kuralımız o erdemli insan evet. Türkiye'ye böyle bir şey yani Kaşıkçı cinayetinde Muhammed Bin Selman'ın parmağı ortaya çıkmaya başladığında
Türk bayraklı Türkçe tweetler atmıştı Muhammed Bin Selman bizzat kendisi. Evet. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, işte Türkiye kardeş ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum falan diye ifadeler kullanmıştı evet. Muhammed Bin Selman. Tabii aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin son İran'la görüşmeleri olsun, bir tavır değişikliği izlenimleri olsun. Yani bölgede kendi dinamikleri içerisinde de dış politikada yaptıkları, attıkları adımları sorgulanır bir düzeye evet. getirdi. Dediğiniz gibi Yemen'de birbirleriyle karşı karşıya geldikleri bir durum ortaya çıktı. Yani Suudi Arabistan'da sorgulanıyor değil mi? Yani Arap Emirlikleri ne yapıyor? Yani, Suudi Arabistan'da var. Evet. Tüm yönetim kadrosunun Türkiye karşıtı olmadığını düşünürsek evet. yani bölgede çatışma ben şahsen öyle olmadığını düşünüyorum çatışma yani. Çatışma ortamının bölgeye bir fayda getirmediği ve daha çok birliktelik işte anlayış karşılıklı anlayış içerisinde karşılıklı çıkarlar bağlamında bir ilişki geliştirmenin bölgeye daha çok fayda sağlayacağı zamanla evet. görülecek gibi gözüküyor. Yani Birleşik Arap evet. Emirlikleri'ndeki bu değişiklik nereye kadar gider bilmiyoruz evet. ama şu an çok geri adım atıyor gibi de durmuyor yani evet. Suudi Arabistan. Burada Hakan'a ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Lübnan Cumhurbaşkanı Osmanlı'ya bu küstahlığı yaptığı gün Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği Hicaz Demiryolu'nun Şam'la Medine arasındaki bölümünün açılışının 111. yıl dönümüydü. Yani bilmiyorum hani o kadar ezoterik bir mesaj çalışmış olabilirler mi ya da tesadüf mü bilmiyorum ama şu bir gerçek ki hani Osmanlı'nın o bölgede bırak hani zulmünü, işkencesini falan çok inanılmaz yatırımları olmuş, çok inanılmaz hizmetleri olmuş. Yani 111 yıl öncesinde hani Şam'la Medine'yi birbirine bağlayan bir demir yoluna imza atmış Sultan Abdülhamit Han. Şimdi Osmanlı bir Akdeniz İmparatorluğu. Balkanlarda güçlenip bir imparatorluk haline Akdeniz'deki hakimiyetiyle geldi. Bu bazıları duyunca kızıyor, yanlış anlıyor ama bu biraz böyle bir şey mirasıydı. Roma mirasıydı. Yani onun bir artık Osmanlı'nın eline, o mirasın Osmanlı'nın eline geçmesiydi aslında bu. Bu imparatorlukların uzun süre o bölgelerde hakimiyet kurabilmeleri adına oralardan belki bürokrat devlet adım, belki asker, belki kumandan devşirebilmek adına zaten imparatorlukların müdahaleci, zulmedici, asimile edici politikaları zaten yani görülmez, göremezsiniz. Bu nerede olur? Bu sömürge imparatorluklarında olur. Yani mesela Fransa kendisine imparatorluk derdi, işte Fransa İmparatorluğu. Fakat Fransa İmparatorluğu'nun bir ferdi olmak için Fransız olmanız gerekiyordu. Yani ya da İngiliz İmparatorluğu'nun birinci dereceden vatandaşı ferdi olabilmeniz için İngiliz olmanız gerekiyordu. Osmanlı böyle bir imparatorluk değildi. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamlarına bakın. Kaç tanesi has Türk'tür? Osmanlı'nın yani imparator nimetlerinden faydalanmak için, istifade etmek için illa Türk olman gerekmiyor. Evet. Osmanlı evet Türkçe konuşmuştur. Dili Türkçedir. Türkçenin bu 21. yüzyıla gelmesini sağlayan birinci faktördür. Bunu net söylemek lazım yani. Çünkü mesela Selçuklularda önemli dil Farsçaydı. Bu kültürel manada Türklük önemliydi. Türklük bir anda Müslümanlık anlamına da gelirdi. Bu İspanya'da da böyleydi mesela. Yargılayanlar Müslüman oldukları için yargılananlar Türk oldukları için yargılanırlardı. Vesaire. Şimdi dolayısıyla Abdülhamit Sultan Abdülhamit'in de projeleri, adımları buna yönelik adımlardı. Okullar mesela okullar. O Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamid'in özel bir merak duyduğu saat kuleleri evet. vesaire. Ya bunlar sadece Türklerin yaşadığı coğrafyalara yapılmadı. Tabii Yafa'da var mesela hala evet. duruyor. Demiryolu da ve tabii ki mesela telgraf sadece demiryolu değil. Telgraf da özellikle bilhassa Arapların yaşadığı bölgelerde Abdülhamid döneminde geliştirildi. Bölgelere yayıldı. Şimdi bunları önüne alan bir tarihçi, bunları somut olarak önüne alan tarihçi bu nasıl zulüm der? Yani bu evet. bunun Türk olmaya ya da Arap olmaya gerek yok. Çünkü neden? Demiryolu bir yerden bir yere tatile gitmek için değildir. Demiryolu size zenginlik getirir. Demiryolu sizin yaşadığınız bölgede ticareti canlandırır. Yani demiryolu sizi
Fransızlar... Yani Şam'dan Medine'ye demiryolu yaparken illa hacılar gitsin tabii ki ya da umreciler umre ziyareti yapsın diye değil. Hayır yani. Bu sizi artık İngilizlerin, Fransızların cirit attığı Akdeniz deniz hakimiyetinden size bir alternatif sağlar. Sizi orada kendinizi ifade etmenizi sağlar. Bu da o şehirlerin, o vilayetlerin ki Arap coğrafyası burası. Evet. Ve oradaki Arap tüccarların bir anlamda zenginleşmesi anlamına geliyor. Zenginleşmesini sağlar. Yani Arap tüccarlardan size demir yolu yaptık, daha çok zenginleştiniz. Dolayısıyla verginizi arttırıyoruz gibi şeyler de talep edilmedi. Evet. Ya yani doğal süreci ileriyordu, bir imparatorluk süreci ileriyordu, bir İslam imparatorluğu süreci neyse ona göre uygun yürüdü. Ve bunlara baktığın zaman orada bir... Zulüm olmadı. Sonuçta ortadadır. Kadir Hocam'a şunu sormak istiyorum. Az önce bir görüntü vardı. Sevgili Erol, o görüntüyü ekrana getirirsek yine Papa'nın önünde el pençe doğuran Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed. Aynı kişi bu eski fotoğraf yani geçtiğimiz yıl Papa'nın Arap Emirlikleri ziyaretinde ortaya çıkmıştı da bunun hemen öncesinde Muhammed Bin Zayed'in Osmanlı işgalcidir diye tıpkı Dışişleri Bakanlığı yapan Abdullah Bin Zayed'in Fahrettin Paşa'ya hırsız demesi gibi hemen arkasından bu şahıs da Osmanlı'ya işte işgalci demişti. Öyle bir dil uzatmıştı. Sonrasında gitti, Papa geldiğinde böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafı siz nasıl anlamlandırıyorsunuz? Yani hani Arap Emirlikleri işte karşısında Papa, hani bunun bir FETÖ projesi falan da vardı bunun içerisinde. Hoşgörü dinler arası, ılımlı İslam vesaire falan Papa'nın o ziyaretinde. Onlar da vardı ama genel anlamda yani hani o Arap Emirlikleri'nin durduğu yer anlamında. Yani aslında şu da çok net bir şekilde o Arap kamuoyunu yönlendirmek isteyen bazı elit Arap çevrelerin kendi çıkar alanlarının böyle o kadar da halkı, kamuoyunu çok fazla kapsamadığını, aslında kendi çıkar alanları nereye bir şekilde uygunsa oradan daha fazla çıkar elde ediyorlarsa o tarafa çok daha fazla ilişki kurduklarını göstermesi resmen açısından bir manidar bir fotoğraf bu. Ama onun ötesinde bu algı mesela Osmanlı, işte hocam biraz önce söyledi, bir imparatorluk olarak aslında çok kültürlü bir imparatorluk. O yüzden sadece Türklük, Araplık değil de o imparatorluğun içindeki, o devletin içindeki bütün halkların bütün unsurları bir şekilde temsil edilebilen bir devlet meşruiyeti vardı Osmanlı'da. Ve bu meşruiyetin, yani mesela Yavuz Sultan Selim'e atfedilen parmağındaki işte o beş parmağın beşi de aslında farklı milletleri temsil ediyor Osmanlı'da, o yüzüklerin. Dolayısıyla bugün işte modern döneme geldiğimizde o tarihsel algı tamamen bozularak sanki işte Osmanlı Devleti tamamen bir Türk devleti, bir ulus devletmiş gibi her şeyden öte. Ve Arapların üzerinde hakimiyet kuran bir devlet imajı 20. yüzyıl boyunca aslında böyle Arap şeyhleri işte meşruiyeti tamamen kendinden olan, yani halka dayanmayan, demokratik seçimlerle hükümete gelmemiş bu insanlar kendi halklarına bir Türk algısı, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti algısı, bir Osmanlı algısı ortaya çıkarttı, yarattı. Ve bunu burada da fark et, yani hepimiz biliyoruz ki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri niye ön planda? Çünkü bunlar aşağı yukarı o petrodoları yöneten, oradaki finans hareketliliklerini yöneten büyük, en büyükler. Dolayısıyla bu algıyı yönetmek onların birinci vazifesi aslında. Ve işte Türkiye, işte dönem dönem aslında İran karşıtlığının da bence arkasında yatan sebep bu. Yani bir şekilde Orta Doğu'da farklı halkların, yani Müslüman veya farklı çıkarları da olsa farklı kesimlerin kendi otoritelerine, kendi kurdukları bu finansal ve aynı zamanda siyasi de bu hakimiyete bir şekilde zedeleyecek, bir şekilde ona meydan okuyacak hiçbir alana müsaade etmiyorlar. Yani bu görüntü de aslında işte bu Papa olabilir. İşte mesela Trump'ın karşısında da Muhammed Bin Zayed mesela öyle. Katalogdan silah satın almak zorunda kalmıştı. Bu küre başında hatırlıyoruz değil mi? Evet. Sisi, yine Selman ve Trump, evet, Trump fotoğrafını. Yani o küre işte şimdi göreceğiz. Yüzyılın anlaşmasıyla beraber o kürenin içinden bir şeyler çıkacak. Evet. Ve bakalım şimdi İsrail'deki seçimleri bekliyoruz. İsrail'deki seçimlerden sonra muhtemelen artık Pandora'nın kutusu açılmaya başlayacak ve içinden yavaş yavaş yine bu
kendi iktidarlarını sürdürebilmek için ama hiçbir şekilde Arap halklarını veya Orta Doğu halklarını umursamadan o çıkar alanlarını nasıl yönetebileceklerini, yani onca şiddete, onca zulme rağmen işte bütün çatışma alanlarını sayabiliriz. İşte Filistin, Suriye, Yemen, bunlar göz önünde, insanların gözü önünde tamamen Orta Doğu halklarının aleyhine işleyen süreçler. Yani ben o yüzden aslında bu elitlerin Arap Baharı'ndan itibaren başlayan ciddi bir meşruiyet krizine girdiğini de düşünüyorum. Bu meşruiyet krizini şu anda yönetiyorlar. Ama işin aslı bunun yönetebilecek bir tarafı da yok. Yani artık herkes şunu anladı ki savaştan, kandan ve gözyaşından hiçbir şekilde meşruiyet devşirilemez. Biraz bu aslında çok ciddi bir şekilde tartışılıyordu. Ama ne yazık ki 2013'ten sonra işte belirli süreçler devreye girdi ve yaklaşık 5-6 seneden beri biz yeniden işte silah satışlarını konuşuyoruz, ülkelerin silahlanmasını konuşuyoruz. Ne yazık ki bu aslında Türkiye için de geçerli. Yani diplomasi süreçleri, barış süreçleri konuşulurken Türkiye, Suriye, İsrail arasında ya da Arap halkları arasında bir şekilde arabuluculuk misyonları yürütüyorken yani birdenbire o masalar dağıldı ve yani 2009'da Tahran bildirisi, 2010'da yani? Suriye, İsrail arasındaki barışın, olası barışın müzakerecisi, arabulucusu olma yolunda ilerliyordu Türkiye. Yani aslında bunlar, ben biraz önce de onu söylemeye çalıştım. Bunlar hep Türkiye'nin potansiyelini gördü. Yani bu kral, yani zaten Arap Baharı biraz bunlar sebebiyle tersine döndü. Yani bunların yıkılması ya da meşruiyet kaybı oradaki başka dengeleri de değiştirecekti. Ve Türkiye burada sanki oraya, hani bu dengelere çomak sokan bir aktör. Olmuş oldu. Aslında gerçekten de öyleydi ve bunu fark ettikleri için de şu anda tamamen hem küresel çevrelere, yani ilişkide oldukları bugün işte Trump veya işte Fransa, Lübnan örneğinde fark etmez. Kendi bölgelerinin dışında kim olursa olsun, kendi çıkarlarına hizmet ediyorsa konuşabiliyorlar ama Türkiye hemen yanı başlarında ve Osmanlı bakiyesi bir ülke olarak aslında toprakları da yabancı olmayan, tamamen yani bir Kudüs meselesinin Türkiye sokaklarında, İstanbul sokaklarında hissiyatını hepimiz biliyoruz. Yani hepimiz Filistin davası için her şeyini verebiliriz. İşte bunu şeyi gördük yani Mavi Marmara olayında da gördük. Yani şehitler verdik. Ve bunun farkındalar yani. Türkiye bir şekilde aktif olduğunda bu çıkar alanlarına bir şekilde çomak sokacak bir aktör. Yani muhtemelen bu fotoğrafların arkasında da bence bu yatıyor. Evet. Yani daha geçen haftaydı Narendra Modi'ye nişan verdi. Yani Keşmir'in özel statüsünü kaldıran, yani Keşmir'de resmen bir katliamın kapısını aralayan adamı. Hemen ardından işte neymiş? Kendi ülkesinin en büyük nişanıymış. Zayed nişanı. Onu taktı. Yani ilginç bir şekilde yani İslam dünyasında ne olsa hemen Müslümanlara ne zaman biri bir şey yapsa hemen gidip onu ödüllendiren bir aktöre dönüştü. Bu çok ilginç bir şey. Yani hani istesen bu kadar olmaz. Nedir anlayamadım. Hani adamın ne yapmaya çalıştığını ama sürekli olarak tabii kendisini yani Kadir abinin de dediği gibi şey konumlandırıyor. Hep yani finansal güç merkezlerinin. Hizbullah'la İsrail pazar günü öyle bir roketleştiler. Orada da mesela Arap Emirlikleri ama İsrail'den yana saf tuttu. Ama hani ben açıkçası hani o Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlikte taraf tutmuyorum şahsen. Tarafsız bakıyorum o meseleye. Taraf tutuyorum aslında. Şöyle ki bunlar ne zaman çatışsalar hep olan siviller oluyor. Evet. Yani 2006'da bir savaşa girdiler. Hizbullah oradan güçlenerek çıktı. İsrail oradan şöyle güçlenerek çıktı. Yani hem kendi içerisindeki o Siyonist yapıyı daha da konsolide etti. Hem de mesela Gazze meselesini tamamen gömdü. Gazze'yi boğdu. Evet. Yani o Lübnan saldırıları Temmuz 2006'daki onun sonuçlarından bir tanesiydi Gazze. Çünkü Gazze bir sene öncesinde abluk altında değildi. Yani tam abluk altında değildi. Önce Yahudileri çıkardılar. Arkasından Yahudileri tabii başkentleri yerleştirdiler. Arkasından Hamas yönetimini orada pasifize ettiler. Gazze'yi ablukaya aldılar. Gazze'ye saldırdılar Haziran ayında 2006'da. Hemen arkasından da Hizbullah'la savaşa tutuştular. O savaş bittiğinde Hizbullah zafer ilan etti. Hizbullah dedi ki ben buradan zafer elde ediyorum dedi. Ve Arap dünyasındaki prestijini, popülerliğini 2-3 katına çıkardı. Evet. İsrail de oradan kazançlı çıktı. Ne oldu? Beyrut havalimanı bombalandı. Beyrut'un birçok mahallesi bombalandı. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Mesela aklıma gelen bir Bincivel katliamı oldu.
2006'daki o İsrail-Lübnan Hizbullah Savaşı'nda. Sonrasında ne oldu? Hizbullah gitti. 2011'de Suriye'de savaş başlayınca Sünnileri öldürmeye başladı. O arada Filistin bombalandı. 2012 Kasım'da Gazze bombalandı. Ahmet Cebari'nin şehit edilmesiyle başlayan ve 8 gün süren bir saldırı oldu. Hizbullah ortaya çıkmadı. Hizbullah aynı gün, aynı saatlerde Suriye'de, Hama'da, Doğu Guta'da katliam yapıyordu. Katliam. 2014'te 52 gün boyunca saldırdı İsrail Gazze'ye. Hizbullah o 52 gün boyunca tek bir ses çıkarmadı. 52 gün boyunca yine Halep'te katliam yapıyordu. Kimleri öldürüyordu? Sünni sivilleri öldürüyordu. Şimdi oradan baktığımız zaman Hizbullah'la İsrail arada bir roketleşiyorlar. Ondan sonra sürekli sözlü ölüyorsu. Ben seni haritadan sileceğim, ben sana şunu yapacağım. İran da dahil tabii ki buna. Evet. Ondan sonra baktığımız zaman olan sivilleri oluyor. Ve İsrail için gerçek anlamda tehdit Hizbullah mıdır, İran mıdır, yoksa etrafındaki Sünni Araplar mıdır? Buradan bakınca şunu görüyoruz. Hizbullah'la İran, yani İsrail'in benim için birinci tehdit dediği Hizbullah ve İran, İsrail'in etrafındaki Sünni Arap nüfusu bitiriyor. Yani Suriye'de bitirdi mesela. Şimdi Taha Bey biraz önce çok güzel söylediniz. Şimdi Hizbullah'ın o dönemde zafer ilan ettikten sonra güçlendiği dönem ardından ne oldu? İşte bölgede yakın döneme, Obama dönemine baktığımız zaman özellikle İran'ın özellikle Şii yayılmacılığından falan bahsedildi. Ciddi anlamda bir etki yani alanını genişletti. Etki alanını Afganistan işgaliyle birlikte, Irak işgaliyle birlikte evet. O ruhsatı aldı. 2006 Hizbullah'la birlikte de evet. Ve 2011'de tabii milat oldu Arap Baharı denilen süreç. Evet. Ve İran bu noktaya geldi. İşte 5 başkentti değil mi? Evet ama şimdi baktığımız zaman Suudi Arabistan ve benzer işte Körfez ülkeleri İran'a karşı bir siyaset oluşturmak istiyorlar. Fakat birbirlerine karşı oluşturdukları siyasetteki yani birinin eline bıraktığımız zaman ortalık yine ateş çemberi. Şimdi evet ona da yani zaman yine ateş teoride çemberi. Öyle gözüküyor. Körfez ülkeleri İran'a karşı gözüküyor. Baktığımız zaman Suudi Arabistan yalnız bırakılıyor burada. Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı gazlıyor. Diyor ki Katar İran'la iş yapıyor. Hadi Katar ambargo koy diyor. Suudi Arabistan Katar'la ilişkileri kesiyor. Katar'ı işgal etmeye hazırlanıyorlar. Ama bakıyorsun İran'la ticaretle suçlanan Katar'dan ziyade Arap Emirlikleri'nin ticaret hacmi İran'la daha fazla. Kesinlikle. Aynı şekilde Yemen'de Suudi Arabistan'ın burnunun dibinde sırf Islah Partisi yani Sünni Müslümanlar, Müslüman kardeşler, İhvan ekolü orada seçimi kazandı diye İranlı Husi militanlarının darbe yapmasına göz yumdu Birleşik Arap Emirlikleri. Belki de destekledi. Sonrasında Suudi Arabistan'ı hadi gel Husileri çıkartalım buradan diye Yemen'e saldı. Şimdi baktığımız zaman Yemen'i bölmeye çalışıyor. Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'a saldırıyor. Yani hani bir İran karşıtlığı falan da yok aslında ortada. Hani Körfez ülkeleri İran karşıtlığı da yok. İsrail İran karşıtlığı da yok. Bunların hepsi var kağıt üzerinde ama bambaşka sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Bölgedeki aktörler kendi çıkarlarını gözetiyorlar. Ancak halkın ve bölgenin çıkarlarını gözettiklerini söyleyemiyoruz. Yani bu hem oradaki savaşlarda, tüm hadiselerde atıyorum geçtiğimiz gün İdlib'e Amerika'nın saldırısı oldu. Şimdi Türkiye tüm çabasıyla bölgede bir barış inşa etmeye, bir güvenli bölge inşa etmeye, göçmenlerin sığınabileceği bir alan inşa etmeye çalışıyor. Ancak bir gün bakıyoruz İsrail Suriye'de bir bombardıman yapmış. Bir gün bakıyoruz Amerika yapmış ve siviller hep zarar gören genellikle siviller. İşte Cumhurbaşkanı'nın... Güçlenen taraflar buranın kazananı evet. Onlar. Yani o gerginliğin bir getirisi oluyor mutlaka o taraf. Kendilerine evet. Aktörlere bir faydası oluyor evet. Ama bölgeye bir faydası olmuyor maalesef. Burada bir virgül koyalım. Reklam aramız olacak. Reklamın ardından bu sıcak Orta Doğu meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Bugün bir gelişme oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu El Halil kentine gitti. Provokatif bir baskın. Yani El Halil işgal altında, Hazreti İbrahim Camii işgal altında 1994 yılından itibaren yarısı sinagog olarak kullanılıyor. Cami olarak kullanılan kısmı Yahudi bayramlarında kapalı. Bugün de kapatıldı. Hatta önünde bir cadde var işte Şuhada Caddesi. O caddeden Filistinlerin geçişi çoğu zaman imkansız çünkü kontrol noktaları var. Camiye girişleri engelleniyor. Hazreti İbrahim Camii içerisinde işte Hazreti İbrahim eşi Sare'nin, oğlu Hazreti İsa'nın ailesinin kabirleri ve makamları bulunuyor. Böyle kutsal bir mekan. Ama sinagog olarak kullanılıyor. Yahudilerin işgali altında. Ve aynı şekilde Müslümanların içeri girmesi, namaz kılması hakikaten çok zor. Yani kontrol noktalarından geçiyorsun, camiye ulaşıyorsun, turnikeden geçiyorsun, x-ray cihazlarından geçiyorsun. Ancak o şekilde vakit namazı kılabiliyorsun. Müezzini bile ezan okuyabilmek için sinagog tarafından izin almak zorunda.
böyle bir işgal durumu var El Halil'de. Ve Netanyahu bugün oraya gitti. Dedi ki El Halil, onlar Hebron diyorlar, işte kalıcı olarak buradayız, sonsuza dek çıkmayacağız. Yerleşim birimleri kalacak ve Diyarbatır şehrindeki yerleşim birimleri de yine hani biz onlara yasa dışı yerleşim birimleri falan deniyor böyle uluslararası hukukta falan. Yok artık İsrail haritasına katılacak diyor Netanyahu. Bu bir tabii seçim vaadi aynı zamanda. Eylül'ün 17'sinde seçim var. İlk seçimi Netanyahu Mescid-i Aksa, Batı Şeria üzerinde kurmuştu. Aşırı sağcılar, ırkçılar onların oyunu oynamıştı ama neticede koalisyonu kuramadı. Lieberman oradaki o ırkçı bloğu çatlattı. Oradaki çatla onarmaya çalışıyor şimdi Netanyahu. Kurt da bir siyasetçi. Yani Nisan ayındaki seçimde koalisyonu kurma görevi aldığında son ana kadar uğraştı. Kuramayınca bir gün kalmıştı artık rakibi Benny Gantz'a koalisyonu kurma görevi verilmesine. O bir gün kala bir kurtluk yaptı ve parlamentoyu feshetti ki seçimi tekrarlattırdı. Aksi takdirde rakibi Benny Gantz kuracaktı. Tabii Benny Gantz'ın İsrail'de başbakan olması belki de Trump, Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri üçgenindeki 100 yılın anlaşması projesini de sarsacaktı. Hatta hatırlayacaksınız o günlerde Netanyahu hükümeti kurabilsin diye Trump tweet attı. Yani Bibi'nin yanındayım dedi. Bibi diyorlar ya onlar Netanyahu'ya. Yani Amerikan Başkanı İsrail'de bir siyasi lider parti seçimi ne derler koalisyonu kurabilsin diye temennide bulundu. Oradan destek attı. Olmadı. Yani Benny Gantz'ın kazanması pek işine gelmiyor Trump'ın. Benny Gantz'ın kazanması Filistinler için bir hayra alamet değildir. Bir şey değişmez ama Trump'ın ve Arap Emirliklerinin bu çizdiği yol haritasında önemli bir şey. Yüzyılın anlaşması. Şimdi bu konuda yani İsrail'in hem Batı Şeria'daki Netanyahu'nun bugünkü bahsettiğiniz ziyareti olsun hem Lübnan sınırındaki gelişmeler aslında seçimden sonra yapacaklarına işaret ediyor bir evet. nevi. Yani Hizbullah'la gerginlik bir seçim avantajı olarak cebine evet. koydu. El Halil'e gitti. Çünkü çok sık gittiği bir yer değil İsrail Başbakanı'nın. Yani bana Ariel Sharon'un 2000 Eylül'deki evet, seçim öncesi Aksa 2000 baskını. Eylül'deki Mescid-i Aksa baskınını hatırlattı. O zaman intifada çıkmıştı. Şimdi artık öyle bir şey söz konusu değil. Silahlı güçler intifadaya dahil olamıyorlar maalesef Filistin'de. Bir taraftan da yani seçim öncesi gerilimden beslenerek seçmene yönelik bu gerilimi isteyen, arzulayan seçmene yönelik seçim yatırımı olarak değerlendirilebilir. Çünkü sınırdaki o hareketlilik yaşandıktan sonra hatta İsrail askerlerinin yaralandığı taşınması vesairesi paylaşıldıktan sonra İsrail'in çok da gerilimi tırmandırmak istemediği bir tablo ortaya çıktı. Evet. Yani seçimlere kadar böyle düşük düzeyli bir gerilim olabilir. Ancak asıl Netanyahu'nun seçilmesi durumunda sizin dediğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Trump ve Netanyahu'nun oluşturmuş olduğu birliktelik yüzyılın anlaşması planını harekete geçirdiğinde ilk hamle yapacağı yerlerden bir tanesi Batı Şeria ve ardından da yine aynı şekilde Lübnan'a yönelik bir barış planının içerisinde yani sözde barış planının içerisinde. Şimdi o barış planı dedikleri şey yüzün anlaşması Batı Şeria'nın ilhakı, Kudüs'ün tamamen ilhakı. Evet. Gazze'nin belki Sina ile birleştirilmesi ve burada bir Filistin devleti kurulması ihtimallerden bir tanesi bu. Öte taraftan 6 milyondan fazla Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki Filistinli mültecilerin eve dönüş haklarının da tamamen imha edilmesi. Bunları içeriyor. Kesinlikle. Şimdi bu yüzün anlaşması planında da ciddi bir başlangıca göre bir zayıflama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ürdün oradaki oldu bittiye çok fazla müsaade etmek istemiyor. Biraz tavrını yani ittifakın karşısında tutuyor. Niye öyle yapıyor? Yani kendi hem mesela Mahmud Abbas'ın da tavrının değiştiğini görüyoruz. Daha önce ilişkileri daha iyiyken yani bölgenin çıkarlarına bir siyaset üretmiyor yani yapılanlar. Ve daha çok işte Birleşik Körfez'in baskısı hissediliyor. Körfez'in baskısı hissedildiği için Ürdün bundan rahatsız olması muhtemel. Sonuçta herkes iktidar güç denkleminde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bölgenin... Yani Ürdün orada aslında öyle bir proje, dev bir projeye kafa tutabilecek kapasitede değil. Yani Ürdün bünyesindeki Filistin nüfusunun onun etkisinden çekiniyor olabilir mi? Bunun tabii ekonomik karşılığı da olacak Ürdün üzerinde. Böyle bir durumun. Yani bunun noktada şey de var. Türkiye ile de aslında bir işbirliği yaptı. Hatta buraya evet. Ürdün Kralı'nın geldiğini de hatırlıyoruz. Tek başına olduğunu söylemek belki doğru olmayabilir.
Ancak yani kendi içerisinde de çok baskılar, çok ekonomik olarak sıkıntılar yaşadı. Buna rağmen direncini devam ettiriyor. Ve ayrıca Körfez'in de bu yüzyılın anlaşması planına güçlü desteğinin nispeten azaldığı bir dönem yaşandı. Bundan dolayı da yüzyılın anlaşması planında ciddi bir böyle erteleme süreçleri yaşandı. O noktada yani bu seçimler sonrası neler olacağına dikkatle bakmak gerekiyor. Eğer tekrar Netanyahu'nun seçimi olursa onlar bu yüzyılın anlaşması planını devreye sokacak, adımları atacaklar gibi gözüküyor. O noktada zaten yani Ürdün'de şöyle bir parantez açabiliriz belki. Yani zaten Ürdün monarşisi meşruiyeti sürekli sallantıda olan bir monarşi. Ve aslında bütün olayını kral, halk gözündeki meşruiyetini, işte %70 Filistin nüfusu da göz önünde bulunduracak olursak, bir anlamda işte Kudüs'ün yani o Harem-i Şerif'in hadimi olmasından alıyor ve işte bu uzun zamandır da böyle bir şey ve şu anda zaten İsrail olsun, Amerika olsun, Ürdün'e bu noktada çok baskı yapıyorlar. Yani sizin bu Aksa'daki şeyinizi, Aksa'daki üzerindeki o Aksa'daki alan otoritenizi birazcık yumuşatalım. İşte biraz Suudi Arabistan gelsin, Suudi Arabistan'a buradan pay verelim falan gibi. Ve tabii noktada kral da hiçbir şekilde o meşruiyet kaynağını kaybetmek istemiyor. Böyle bir durum yani var. Yani Ürdün kralı şöyle mi düşünüyor? Kudüs Mescid-i Aksa giderse benim de varlık sebebim ortadan kalkacak. Doğrudan kalkmasa da çok ciddi bir darbe alacak kesin. Yani. Çok ciddi bir darbe alacaktır. Ve yani Ürdün hiçbir şekilde Kudüs konusunda söz söyleyemez bir noktaya gelecek ki zaten günümüzde gerek Ürdün olsun gerek diğer Arap ülkeleri olsun yani nasıl mesela Nasır çok ciddi bir güç olarak ortaya çıktı kendi döneminde ve bütün Arap ülkelerinde çok ciddi bir kitle topladı etrafında ve bu yükselen gücünü de Kudüs üzerinden ifade etti. İşte ben Kudüs'e gideceğim, Kudüs alacağız, Kudüs'ü kurtaracağız falan gibi. Kudüs orada bir sembol, bir güç sembolü. Aynı şekilde yani hiçbir Arap lideri, tırnak içinde lideri, Kudüs'ü elinden kaçırmak istemiyor. Hele ki günümüzde Türkiye'nin Kudüs üzerindeki yani artan söz hakkı, artan söylemi çok ciddi bir tehdit oluşturuyor bu Arap liderlerine. Bundan hiçbir şekilde taviz vermek istemiyor. Yani bu noktada bu Arap liderleriyle İsrail çok ciddi bir söylem birliği içerisinde. Daha geçen hafta işte İsrail şu anda Dışişleri Bakanlığı'nı yapıyor. İsrail Katz isimli bakan kalkıp Türkiye'ye işte talimat verdim. Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerine son vereceğiz falan gibi. Türkiye'nin orada çok ciddi bir şeyi var. Yani çok ciddi kültürel faaliyetler yürüten işte Yunus Emre gibi, TİKA gibi, işte Anadolu Ajansı gibi çok ciddi aktörler var. Kızılay var. Çeşitli STK'lar var. Aynen öyle. Yani bu çok ciddi bir şey ifade ediyor ki zaten orada Filistinlilerin varlığı siyasi bir varlıktan yani insani varlığa düşürülmüş durumda işgal yüzünden. Yani orada Filistinlilerin varlığı siyasi olarak İsrail nezdinde ve dolayısıyla Amerika nezdinde, uluslararası diğer aktörler nezdinde çok bir şey ifade etmiyor. Yani aslında insani olarak da orada Filistinlilerin varlığını tamamen bitirmek istiyorlar. Bunun önündeki en büyük engel de Türkiye. Çünkü orada o unsuru canlı tutan, işte kültürel olarak oraya orada Filistinlileri alan açan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu da İsrail'in canını sıkıyor. İlginç bir şekilde Arap liderlerinin de işte Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın da canını sıkıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde orada tolere etmek istemiyorlar Türkiye'yi. Ürdün için de böyle bir önemi var. Kudüs'ün özellikle. Evet. Kadir Hocam, Netanyahu 17 Eylül'de seçimi kazanır, iktidarını devam ettirirse, Trump 2020 Kasım'daki seçimlerden sonranın akıbeti belli değil. Yani Trump aday mı olacak, olsa kazanır mı cumhuriyetçiler, orası belli değil. Yani kısa bir süre var bu yüzyılın anlaşması noktasında. Hani oradaki çember daralıyor biraz. Ama ihtimal var. Belki Ekim ayında buna başlayabilirler, bir start verebilirler. Ekonomik ayağını açıklamışlardı, siyasi ayağını açıklayabilirler. Eğer bu yüzyılın anlaşması projesi hayata geçirilirse, bu sadece Filistin'in Filistin olmaktan çıkarılmasıyla mı sınırlı kalır? Yani bunun küresel boyutu, yani ta ki işte Asya'ya kadar uzanan küresel boyutu, Amerika'dan Asya'ya kadar olan küresel boyutu. Yani çünkü ben hani Trump bir şeye bu kadar ısrarlı derecede ve üzerinde duruyorsa hani bunun
Trump'ın Çin politikalarının dışında kalan bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Yani çünkü en nihayetinde attığı her adım neredeyse, söylediği her cümle, aldığı her kararın Çin'e karşı başlattığı o ticaret savaşları konusunda bir payı var. Tabii. Yani, yüzüm anlaşmasını nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu aslında baktığımızda bu Filistin barış ya da Orta Doğu'nun genel olarak barış görüşmelerinde Amerikan başkanlarının özellikle seçim dönemlerinden hemen önce bu tarz İşte Annapolis gibi, Camp David gibi bu tarz hareketlenmeler yaptıklarını biliyoruz. Ama o zaman hep böyle iki devletli çözüm falandı. Öyleydi. Tabii ki, ama Trump dedi ki iki devletli tek devletli benim için fark etmez dedi. Yani insanlar nasıl mutluysa ben mutlu olurum dedi. Yani, bu biraz böyle de komik bir ifade Trump kullandı. Tarzı bu. Hani, evet. Trump'ın çok umurunda değil hani devlet mevlet falan. O yüzyılın anlaşması diyor. Şimdi yüzyılın anlaşmasından Filistinliler bir pay alamıyor falan. Onu biliyoruz ama yani bu kadar Arap Emirlikleri var çünkü içerisinde. Körfez sermayesi var. Evet. Yani Trump bunlarla ilgili bir plan proje yaptıysa hani bu Trump'ın genel olarak hani o ticaret savaşı başlattı adam. Yani evet, donanması tehlikeye giriyor. Amerika'nın ticaret yollarındaki etkisinin azalması söz konusu. Bununla ilgili Hong Kong'dan Keşmir'e kadar bir sürü Amerikan etkisi var. Afganistan'dan Pakistan'a kadar. Yani Trump bu anlamda bir politika gidiyorsa hani o Amerikan etkisinin kırılmaması anlamında da, ekonomik anlamında da bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Evet, yani bunun belki de diğerlerinden en önemli farkı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama döneminde başlatılan bu Orta Doğu'dan bir şekilde geri çekilme. Çünkü orada hani Fukuyama da bunu yazmıştı. Asıl zarar gören Amerikan markası oldu. Yani bu aslında demokratlardan cumhuriyetçilere bütün Amerikan siyasetini etkileyen bir konu. Orta Doğu'daki aslında kayıplar. Yani bu sadece Afganistan dahil, Irak dahil, şimdi Suriye'de ne olacak? İşte o yüzden Suriye'ye girip girmeme meselesi de gündemdeydi. Siz de biliyorsunuz ki aslında bu geri çekilme meselesi Obama döneminde başladı. Trump'ın da bir fikri değildi ama Trump bunu köpürttü. Daha popülist politikalarla, daha geniş kitlelere seslenerek ya ben daha gürültülü, yani bir nevi Obama bunu daha işte diplomatik yollarla veya kağıt üstündeki anlaşmalarla bu çekilmeyi daha planlı olarak yapacakken Trump bunu doğrudan daha kaba bir şekilde ve kitlelere hitap ederek ya biz artık bu Orta Doğu bataklığından bir şekilde çıkmalıyız, işte zararı uğradık vesaire. Ama bunun hem Amerikan kamuoyuna hem de uluslararası ilişkilerde, yani büyük güç ilişkilerinde bir boşluk yarattığını gördü Amerikalılar. Bu da ne? Aslında çok açık bir şekilde 2015'te Rusya'nın bir şekilde Suriye'ye girmesi ve sahada güçlenmesi. Şimdi bu küresel ilişkiler sadece Rusya'yla da sınırlı değil. Bir yerden de Çin'in özellikle Orta Doğu'da enerji kaynakları üzerinde ciddi bir etkisi var. Onu biliyoruz. Ve ekonomik olarak da aynı zamanda bir pazar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir siyasal boşluk üretmesi aynı zamanda ekonomi politikaları da etkiledi. Yani diğer ülkeler de yavaş yavaş Orta Doğu'ya dair daha somut, daha ayakları yere basan politikalar uygulamaya başladı. Mesela belki biz bugün coğrafyamız çok fazla çatışma içerdiği, savaş içerdiği için tartışmıyoruz ama yani Çin çok sistematik olarak Orta Doğu politikasını kurumsallaştırıyor. Tabii Suriye'de mesela faydalı. Sadece Suriye'de değil. Yani İran'da böyle. Yani mesela özellikle çatışma bölgelerinde de çok aktif. Ben mesela bazı çalışmalarımda 2-3 çatışma üzerinde Çin'in diplomasisini ve dış politika önceliklerini incelemiştim. Bir tanesi Filistin-İsrail çatışması. Böyle dışarıdan baktığınızda ya işte Çin aktör mü olur? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisi var, Fransa, işte Avrupa Birliği, Kuartet var. Kuartet'in de dışında. Ama hiç de öyle değil. Dolaylı yollarda ve informal bir şekilde, yani biraz da kapıların arkasından ekonomik araçlarla, enerji politikalarıyla bu süreçleri tetikleyen ve yönlendiren bir Çin var aslında. Ve önerileri var artık. Mesela bir Orta Doğu temsilciliği var. 2001 yılında kuruldu. Ve bugüne kadar bu Çin'in Orta Doğu temsilcileri sahada ayak basmadık ülke bırakmadı. Ama hiçbiri şu anda gündemimizde değil. Ama Amerikalıların gündeminde. Yani Amerikalılar bunu çok iyi biliyor. İşte size dediğiniz gibi Amerika ile Çin'in hesabı daha küresel boyutlarda olsa da bunun biraz daha hani o vesayet
veraset savaşları gibi, yani daha proxy war dediğimiz farklı coğrafyalarda, tabii Keşmir'de. Amerika, Çin arasında hani bu bir füzeli bir savaş tabii, falan filan öyle bir şey böyle değil, söz konusu değil zaten. Daha çok bölgelere yayılan, işte bir yerde Keşmir'de gördüğümüz, işte Hong Kong'da gördüğümüz, işte bundan 2-3 ay önce işte Sri Lanka'da gördüğümüz, evet, kuşak ve yol tamam. meselelerinde böyle sıklıkla tartışılan aslında bu küresel güç mücadelesinin bizim bölgemizi de yansıyan bir unsuru var. O da mesela bu yüzyılın projesi meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Trump'ın bu kadar sert girmesinde ve İsrail'i bir an önce yeniden masaya oturtmaya çalışmasında yeniden aktör olma, yeniden sahada olma gerçeği var. Bence Suriye meselesi de bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani Suriye'de biz bir türlü Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediğimiz karşılığı alamıyoruz. Yani sahada işte bir sürü teklif de bulunuyoruz. İşte şimdi güvenlik koridorunu konuşuyoruz ama Amerika ısrarla yani biz biraz geri çekileceğini ya da birazcık alan açacağını umarken işte bir bakıyoruz ki PKK'ya çok ciddi bir alan açmış, silah yardımı yapmış ve orada yani hiçbir kurumsal ve askeri varlığı olmayan işte bir çapulcu grubu birdenbire Kuzey Suriye'de çok büyük silahlara sahip ve Türkiye'yi tehdit eden ciddi bir askeri güç haline gelmiş. Şimdi aslında bu hamleler son 2-3 yıldan beri bence Amerika Birleşik Devletleri'nin sahaya döndüğünü gösteriyor ve 100 yılın projesi biraz daha allanıp pullandırılarak işte İsrail seçimlerinden sonra muhtemelen göreceğiz. Bu sahaya yeniden bir geri dönüşün göstergesi olacak bence ve bu aslında dediğiniz gibi Çin'e de bir cevap olacak. Yani ben buradayım. Amerika Birleşik Devletleri çöküyor ya da geriliyor değil. Ve bunun etkilerini de göreceğiz bence. Bu boşluğu bir şekilde doldurmak zorunda birileri. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu boşluğu bölge ülkelerince doldurulmasını birazcık talep etti aslında ki Arap Baharı sonrası hem Türkiye'nin etkinliği hem işte İran'ın, Suud'un ama burada etkinliği bunu gösterdi. Ancak bu bölge ülkelerinin aralarındaki çatışmalar bence Amerikan boşluğunu daha çok çatışma eksenli ilerlemesine sebep oldu. Bu küresel düzeyde de muhtemelen ilerleyen aşamalarda ben diğer ülkelerin, mesela Rusya'nın da bu meselede ciddi bir şekilde dolaylı yollarla süreci etkilemeye çalışacağını düşünüyorum. Yani gelecekte biz bu 100 yılın projesi bu şekilde kalmayacak. Yani evet Filistin'i belki bambaşka bir Filistin olarak ortaya çıkartacak ama bu diğer dengeleri de değiştirecek. Yani mesela şu anda işte Suriye'de nasıl bir ülke var bilmiyorum. Projesi olursa biz hep İsrail sorunu diyoruz. Onlar Filistin-İsrail sorunu diyor. Bu sorun ortadan kalkmış olacak. Evet. Yani o sorun ortadan kaldırılırsa zaten o zaman Amerika'nın da bu bölgede çok evet. fazla işi kalmayacak. Ama yani burada anlaşılır bence işte Amerika'nın da belki en büyük problemi sorun hani Orta Doğu'nun genel olarak barış görüşmelerinde en problemli alanı öncelikle çözmeye çalışmaları. Bence yani Filistin ya da İsrail sorunu dediğimiz işte o Filistin işgali süreci bu en can alıcı ve en derin sorun. Ondan önce yavaş yavaş işte Suriye, Irak, Yemen ya da çevre ülkelerindeki istikrarsızlık alanlarının öncelikle çözümü ve daha sonra işte yavaş yavaş adım adım Filistin meselesini tartışmak aslında hem bölge ülkelerin hem de küresel güçlerin bir şekilde çözüme samimi yaklaştıklarını gösteren bir şey olacak. Ama bu böyle olmuyor. Yani şöyle bir şey de var belki parantez açabiliriz. Burada İsrail'in hiç bitmek tükenmeyen bir şeyi var. Bir tehdit arayışı. Yani bu dün Irak, Saddam'dı, bugün İran, işte Hizbullah. Bu hep bu şekilde devam edecek. Çünkü İsrail daimi olarak, özellikle Netanyahu, daimi olarak bir tehdit ihtiyacı içerisinde. Yani bir şekilde kendi pozisyonunu koruyabilmek adına. Yani işte mesela son seçimlerde koalisyon kuramadı. İsrail tarihinde ilk defa bir seçimlerden sonra koalisyon kurulamadı. Bunun üzerine Netanyahu yeniden o güvenlik söylemine başvurdu. İşte Hamas'la bir gerginlik yaşadı. İşte Hizbullah'la yaşıyor. Sürekli olarak İran'a müdahale edeceğinin, edebileceğinin her an işaretlerini veriyor vesaire. Macron Zarif'i G7'ye çağırdı diye Macron'a tepki gösterdi. Aynen Macron'a tepki gösterdi. Yani her şekilde bir, yani kontrol etmek istediği bir düşman İran.
Ama tamamen de öldürmek istediği bir düşman kesinlikle değil. Yani orada olmalı ki. Yani Tilita Parsi diye bir yazarın Treacherous Alliance diye bir kitabı var. İşte ihanet birlikteliği, ihanet ittifakı gibi. Orada anlatıyor. Yani nasıl sürekli olarak bir meşruiyet arayışında olan İran'la, ihtiyacı olan İran'la, meşruiyet ihtiyacı olan İsrail sürekli birbirlerine karşılıklı sallayarak bir şekilde birbirine sözlü saldırı vesaire küçük böyle minik işte proxy saldırılarla nasıl birbirlerinin meşruiyetlerini pekiştirdiklerini orada anlatıyor yazar. Aynı şey bugün Hizbullah için de geçerli. Yani Hizbullah'la İsrail bir savaşa girdi ama hani siz de dediniz abi yani iki tarafta aslında kendi meşruiyetinin peşinde. Yani orada sivillere ne olmuş ya da ne bileyim Filistin konusunda bir ilerleme kaydedilebilmiş mi? Böyle bir şey yok. Meşruiyet yani bugün Hizbullah Suriye'de çok ciddi kan kaybetti. Meşruiyetini çok ciddi kaybetti. Yani prestij kaybetti tabii. Dışarıyla savaşması gereken Hizbullah içeride Müslümanlara karşı savaşıyor. Yani Orta Doğu'da Müslümanlar Hizbullah'ı neden desteklediler? İsrail'e karşı savaşsın diye destekliyorlar. Evet Hizbullah yani şu anda ve yani şu anda Arap sokağında olsun, Müslüman sokağında olsun Hizbullah'ın çok ciddi bir prestij kaybı var. Şeytan diyorlar. Aynen öyle. Şimdi diğer taraftan bakacak olursak Netanyahu'nun da çok ciddi bir meşruiyet kaybı var. İşte yolsuzluk suçlamaları var ve bunu bir şekilde üstünü kapatamıyor. Diğer yandan bu yerleşimcilere olsun, diğer ultra ortodoks Yahudilere çok fazla taviz verdiği için İsrail'de sekülerler sürekli olarak Netanyahu'ya karşı çıkıyorlar. Artık istemiyoruz seni diyorlar vesaire. Böyle olunca Netanyahu güvenlik kartını oynuyor ve diyor ki ben olmazsam diyor güvenlik olmayacak bu ülkede. Ben siz diyor hiçbir şekilde güvenlik beklemeyin. Yani son dönemde çektiği kamu spotları olsun, bütün seçim stratejisini bunun üzerine kurgulamış durumda. Ben yoksam güvenlik yok. Öbür taraftan da Hizbullah da aynı şekilde. Ben yoksam İsrail var. Karşılıklı olarak sürekli meşruiyet inşası var yani. Hakan, şimdi Şam, Beyrut, Kudüs. İlk bölümde bahsettik hani bunların Osmanlı bakiyesinde, Osmanlı'nın bu bölgelere neler kattığını. Ama şimdi mesela Kudüs'e bakıyoruz. Trump bireysel olarak Netanyahu'ya verebiliyor hediye olarak. İşte bu tıpkı Golan'ı yaptığı gibi. Bu mesela başka yerleri rahatsız etmiş olabilir mi? Çünkü hani Kudüs, Şam, Beyrut, yani bu Biladül Şam dediğimiz Osmanlı vilayetleri yani sadece İsrail açısından değerli değil, sadece Amerika açısından değil, sadece Trump açısından öyle hiç değil. Yani Fransızların da, işte İtalyanların da, İngilizlerin de bu şehirlerde, bu bölgede ben de pay sahibiyim dediklerini biliyoruz. Yani ki bunu yapıyor zaten yani Fransızlar zaman zaman gösteriyorlar. Suriye'deler mesela. Suriye'deki etkilerini sürekli gösteriyorlar. Sadece Fransızlar değil. Orada İsrail'in de gözü var. Yani evanjelik inanç açısından da, Katolik inanç açısından da, Musevilik açısından da hani bu şehirlerin hepsinin ayrı ayrı önemleri var. Buradan baktığımız zaman 100 yılın anlaşması Trump'ın projesi. 100 yılın anlaşması Trump'ın Netanyahu başbakan olursa devam ettirebileceği bir proje. Yani daha çok hani ülkelerden ziyade bireysel liderlerin, başbakanların ya da devlet başkanlarının ürettiği projeler olarak. Tepedeliğinde projeler. Evet yani bu mesela İngilizleri rahatsız ediyor olabilir mi? Ya da Fransızları rahatsız etmiş olabilir mi? Yani İngilizleri de rahatsız eder, Fransızları da rahatsız eder. Yani sürecin dışarısında kalan bütün aktörleri rahatsız eder. Yani bunu ama bir kutsallık okuması yaparak yani İngiltere için de orası çok kutsal ya da Fransa için de orası çok kutsal. Bence bu şekilde okuma yapmak biraz hatalı olur. Yani Fransa... Ya o kutsallıktan zaten bir paraya çeviriyorlar onu, bir maddi değere çeviriyorlar. Yani bu masada siyasi olmak, etkiye çeviriyorlar. Masada evet. Olmak isterler. Çünkü şimdi Kudüs'ü sadece Kudüs olarak ele almamak lazım. Yani Kudüs'ü sadece yani kim oradaki kutsal mekanların sahibi olacak, söz sahibi olacak meselesi üzerinden yani İngilizler şöyle diyor olabilir mi? Yani Kudüs'ü ben aldım kardeşim. Hı hı. Yani ben işgal ettim. Osmanlı'nın elinden ben alıp işgal ettim. Hı hı. Ve aldım orayı Filistinlilerle evet. İsrail'leri de ben getirdim. Onlara devlet kurma ehliyetini de ben verdim Balfour Deklarasyonu'yla. Şimdi Trump nereden çıktı da benim çizdiğim bir planı alıp tek başına İsrail'e veriyor? Yani evet muhakkak diyor. Ben de bunu şu şekilde okumak gerektiğini söylüyorum. Bu plan bir kere tutacak bir plan değil. Yani onu
baştan söylemek lazım. Yani çünkü oradaki ya bu bir şey değil, bu bir fabrika değil. Yani böyle bir ayar değil, bu teknik bir şey değil. Orada insanlar yaşıyor nihayetinde. Bu tutacak bir şey değil ve tepeden inmek bir şey. İkinci olarak... Yani Jared Kushner'in etkisi var işte Trump'ın. Yani mesela, evet. Suriye'den çekilelim diyor Trump ama Pentagon aksini yapıyor. Evet. Yani aynı şey Yüzyıl Anlaşması projesi içinde geçer. Bu bir Amerikan, hani evet. Tamamen bir Amerika'nın devlet projesi değil gibi duruyor. Yani Amerika'nın devlet projesi yani değil, şundan dolayı değil. Amerika'da birkaç parçalı bir yapı. Yani Amerikan devleti dediğimiz zaman birçok faktörden yani bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Clinton başkanlık seçimini kazanmış olsaydı böyle bir proje belki gündeme gelmeyecekti. Tıpkı Obama döneminde böyle bir projenin gündeme gelmediği gibi. Evet, yani çünkü hatta işte, kanatlar var, farklı görüşler yani var. Yani benzer çizgide olan, Trump'la benzer çizgide olan Bush döneminde bile yoktu böyle bir şey. Şimdi bu anlaşmayı farz misal geçirdi. Sokağa inandırdı. İşte bu anlaşma oturuldu, imzalandı. Bu anlaşmayı imzalayanlar Mısır üzerinde söz sahibi olur. Bu anlaşmayı imzalayanlar Suriye üzerinde söz sahibi olur. Bu anlaşmayı imzalayanlar Arap Yarımadası üzerinde, Yemen üzerinde söz sahibi olur. Dolayısıyla bir kutsallık okumasının ötesine geçip, tabii ki bundan dolayı bütün aktörler dışarıdan rahatsız olurlar diyebiliriz. Çok rahatlıkla diyebiliriz. Şu an tabii ki gidişat o yönde olduğu için, yani anlaşmanın dışarısında kaldığını düşündükleri için bu aktörler... karşı ya pasif bir duruş ya mesela az önce destek vermiyorlar en azından öyle söyleyeyim yani. Mustafa Hoca söyledi yani mesela Ürdün bu projeye karşı yani orada Ürdün tek başına mı bu projeye karşı yoksa başkaları da projeye karşı da Ürdün'ü de o anlamda yani besliyorlar. Ürdün karşı demek İngiltere karşı demek. Evet. Yani bunu bilmiyorum çok mübalağalı bir okumam olur ama Ürdün ya çok Ürdün, net İngiltere hani dedik ya hani kral o cesareti nereden buluyor? Evet tabii ki İngiltere'den buluyor. İngiltere'nin karşı çıktığını anlıyoruz buradan. Yani Ürdün Kralı'nın ne kadar inisiyatifiyle karşı çıkılıyor bu projeye. Kendi inisiyatifi olduğunu düşünmüyor. Tabii ki İngiltere müdahalesiyle yapılan bir şey. Şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu anlaşma. Tabii bu anlaşmanın teknik tarafları var. İçeriği var. Vesairesi var. Bu anlaşmanın masaya geldiği ben şey olarak, kronolojik olarak söylüyorum. Katar ablukasından birkaç hafta sonra masaya geldi. Yani Katar ablukasının bir devamı olarak aslında. Katar ablukası Haziran'daydı. Hemen bir ay öncesinde Mayıs'ta küre pozu verildi. Evet. Katar ablukası neye getirdi? Muhammed Bin Selman'ın birinci veliaht olmasının önünü açtı. Evet. Muhammed Bin Selman'ı birinci veliaht alıp Trump'a götürdüler Muhammed Bin Zayed'ler. Jared Kushner'le iyice onu dost haline getirdiler. Ve sonrasında da bu proje iyice şekillendi, dillendirildi. Bu proje de şekillendi. Bu şöyle bir tutum sergilendi benim gördüğüm kadarıyla. Katar üzerinden yani rahatsız olanlar, bu projeden rahatsız olanlar bir Katar'ı yedirmeme şeyini. Biz mesela Türkiye direkt masayı alıp devirmektense şöyle bir şey yaptı. Bu bir satranç hamlesi gibi Katar'a asker yolladı. Evet. Tabii Türkiye'nin oradaki hamlesi çok önemli. Ya, çok önemli bir hamleydi o. Katar'a asker yolladı ve ya bu bunu, tabii ki bunları konuşmak lazım, bunları dile getirmek lazım, bunları sokağa anlatmak lazım. İşte bu bizim olmadığımız yerde, yani Türkiye'nin olmadığı yerde çok tepeden inme projelerle Orta Doğu'nun yönetildiğini tabii ki anlatmak lazım ama bu inandırıcı bir proje değil. Evet. Evet. Hocam, bu projenin ne olacağını göreceğiz. Olacak mı, olmayacak mı? İngiltere bu projeye karşı olabilir. Trump'la aynı çizgide olmayabilir ya da Amerika ile aynı çizgide olmayabilir. Ama başka noktalarda aynı çizgide olduğu yerler de var. Mesela Hong Kong'da aynı noktadalar mı? Mesela yani şöyle bir denklem kurabilir miyiz? Amerika, Çin konusunda mücadele halinde. Neden? Kuşak Yol Projesi'nde. Çin'in Kuşak Yol Projesi'ndeki önemli ortaklarından birisi olması gereken bir ülke İngiltere. Çünkü en nihayetinde son durak orası. Londra, evet. Ama Çin'le İngilizleri çok fazla böyle yan yana falan görmüyoruz. Yani bir görüş ayrılığının olduğu çok aşikar. Bu alanda Hong Kong'u nasıl okuruz? Hong Kong'da işte 3,5 ay önce eylemler başladı. Çin karşıtı eylemler söz konusu bir yasa tasarısıydı.
olaylar çıktı. Biz Amerikan bayrağı gördük o olaylarda. Evet. Amerikan diplomatını da gördük göstericilerle birlikte. İngiliz, Britanya bayraklarını da gördük meclis baskını yaptıklarında. Ve Amerika ile İngiltere'nin Hong Kong'da Çin karşıtı bir pozisyon aldıklarını söyleyebiliriz. Yani en azından bunu söyleyecek veriler var. Evet. Şimdi Çin bir geri adım attı. Dedik yani yasa tasarısı falan yok. Geri çekiyoruz. Yani Hong Kong bunu yaptı da tabii ki Hong Kong özerk yönetiminin Çin'in etki alanında olduğunda herhalde söylememiz illa şart değil. Çin ne yapmaya çalışıyor? Yani geri adım attı. Ben suçluların iadesine bu yasa çıkmasa da bir şekilde bakarım. Evet. Dedi ve geri adım attı. Bundan sonraki fotoğrafta niye görmeye çalışacak Hong Kong'da? Aslında yani çok genel bir ifadeyle sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu hakikaten Çin'in büyük güç olma yolundaki ilk imtihanlarından bir tanesi. Yani bu meselenin sonucu bize Çin'in nasıl bir büyük güç, büyük devlet olacağını, yani emarelerini gösterecek. İşte geçtiğimiz günlerde Hong Kong'daki olaylar devam ederken acaba Çin askeri bir müdahalede bulunacak mı? Yoksa Çin bu gösterileri daha barışçıl bir şekilde mi çözüme kavuşturacak? Rotasyon dedi. Karşı taraf bu mu tehdittir dedi. Evet, yani bu tarz şeyler oldu ama hiçbir zaman oraya işte ne bileyim meydana asker girip de tamamen göstericileri tutuklayıp bunları daha şiddetli bir ortama sokmadı. Şimdi burada Çin'in stratejisi çok... Yani Çin biraz hassas davranıyor. Yani. Hassas davranıyor tabii karşı. Ki. O belli. Vandallık da var falan ama mesela bir ölümcül bir durum da yapmamaya gayret ediyorlar. Kesinlikle, ama şunu ayırt etmek lazım. Yani Hong Kong'daki olaylarda özellikle Hong Kong bir defa Çin hükümeti demek değil. Yani değil, biz Çin tabii, merkezi tabii. hükümetiyle Hong Kong'daki yönetim arasında bir ayrım yapmalıyız. Çünkü Hong Konglular da yapıyor zaten. Etki alanı diyebiliriz tabii ama. Ki. Yani hani 2014 dedi galiba, değil mi? Hani özerk yönetimin yöneticilerinin belli kısmının belirlenmesi noktasında Çin'in bir tasarrufu oldu. Zaten bugün o zaman da şemsiye eylemleri başlamıştı. Bugün Carrie Lam, işte şu andaki Hong Kong yönetiminin başındaki isim, bir açıklama yaptı bugün ve ilk defa o yasa tasarısından geri adım attıklarını açıkladı. Evet. 5 madde vardı aslında o açıklamalarında. Onların 5'i de ilginç çünkü geleceğe dair bazı meseleleri tartışmamızı sağlıyor o 5 madde. Birinci maddede Carrie Lam çıkıp canlı yayında bunu açıkladı. Dedi ki evet, yasayı artık geri çekiyoruz. Bundan sonra suçluların geri iade yasası diye bir yasa ortada yok. İkincisi, bu bütün olaylarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulacak. Bunlar bağımsız araştırma komisyonu olacak. Ancak bu göstericilerin yargılanması konusunda geri adım atılmayacak. Buradaki göstericilerin hepsi bireysel suçlar göz önüne alınarak yargılanacak. Yani bu olaylar sırasında bazen bunları belirli bir terör kavramı altında ya da belirli örgüt adı altında yargılama tavsiyeleri falan gündeme gelmişti ki bunların hepsi öyle bir durumda işte birer terörist olarak, kamu düzenini bozan teröristler olarak algılanabilirdi. Ama Carrie Lam öyle yapmayacaklarını açıkladı ve dedi ki hepsi bireysel suçlar olarak ele alınacak. İşte arabayı taş atan, parlamentoya girip saldıranlar ayrı ayrı suçlanacak. Dördüncüsü, bu yine göstericilerin taleplerinden bir tanesidir. Davaları tamamen geri çekmek. Davaları geri çekmeyeceğini açıkladı Hong Kong yönetimi. Yani bütün eylemlere karışanlar yargılanacak. Ve beşinci de bu evrensel oy hakkı meselesini Hong Kong yasasına göre, temel yasasına göre tartışmaya devam edeceğiz. Dedi ki bence asıl mesele bu. Yani bu evrensel oy hakkı demek. Hong Kong'daki mevcut o kolonyal yapının tamamen değişmesi demek. Şimdi burada aslında bu olayların da yani temel şimdi bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin var diyoruz. Evet. Mesele Hong Kong mu sadece? Hong Kong'la kısıtlı mı? Göründüğü gibi, yoksa hani genel olarak Amerikan-Çin arasındaki ticaret savaşının bir yansıması mı? Aslında tam olarak öyle değil. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi bazen yan yana görüyoruz. Çünkü İngiltere sömürge olması itibariyle olaya müdahil olmaya çalışıyor. 97'de ama, bıraktı. Ama evet. Çin'e de bırakmadı yani. Ya şimdi 50 yıllık bir süre var. Evet. O 50 yıllık süre içinde Hong Kong'daki gelişmeleri herkes izleyecek. Şimdi Hong Kong dediğimiz yer de hani öyle az buz bir şey değil basit yani. Basit bir yer değil. Tabii. Yani dünya ekonomisinin çok ciddi bir oranda
en çok döndüğü yer. Olduğu, yaşadığı yer. Kesinlikle ve zaten oradaki yönetim sistemi de öyle bir şey. Yani orada aşağı yukarı meclisin yarısı tamamen özel seçilmiş, atanmış diyelim bir şekilde şirketlerin yöneticileri tarafından belirlenmiş, senatörler yöneticiler tarafından yönetiliyor. Yani Hong Kong aslında bir bizim siyaset biliminde korporatizm dediğimiz büyük şirketlerin, çünkü finansal büyüklükte çok devasa olan büyük firmaların yönettiği bir yer. Dolayısıyla burada olabilecek herhangi bir siyasal ya da ekonomik değişiklik, örneğin Çinlilerin dediği Çin merkezi hükümeti burada bir sosyalist piyasa rejimi uygulayabilir mi? Yani Pekin'i, Şangay'ı, Guangzhou'yu yönettiği gibi Hong Kong'u yönetebilir mi? Bunu bütün dünya hayır diyor. Bunu aslında Çinliler de hayır diyor. O yüzden tek ülke iki sistem diye bir sistem koydular. Ama sizin de dediğiniz gibi Çin burada Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği ticaret savaşının aslında bir bedelini ödüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece yani tek sebep dış güçler anlamında söylemiyorum bunu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile Avrupalı ülkelerle görüşüyor bu göstericiler. Ama göstericilerin temel talebi uzun vadede kesinlikle Hong Kong'daki o mirasa sahip çıkmak. O 100 yıldan beri o İngiltere sömürgesi altında kurulan siyasi, ekonomik ve kültürel bir düzen var. Sonuçta en nihayetinde bunlar kraliyet kolonisi içindeydi ve son ayrılan kolonilerden bir tanesi oldu Hong Kong. Ve kraliyet kolonisi içinde olması demek bütün o kültürel, siyasi, ekonomik etki alanının tam 100 yıl boyunca Hong Kong'da etkili olması demek. Yani Hong Kong'da 100 yıl boyunca bir İngiliz vali vardı. Yani bazen şöyle değerlendiriyoruz, ya Hong Konglar demokrasi talep ediyor. Ya zaten bizim batılı anlamda bildiğimiz bir demokrasi yoktu Hong Kong'da. Yani Hong Kong'da 97'ye kadar olan şey de hatta seçilmemiş, atanmış yöneticilerle yönetilen, İngiltere'nin tamamen etkili olduğu, yerel yöneticilerin kısmen sürece katıldığı bir yerde. Dolayısıyla burada tamamen bir yani Hong Kong'da küresel sermaye dersek eğer, hani Hong Kong'un demokrasisi falan aslında kimsenin umurunda değil. Böyle kesinlikle bir şey söz konusu değil zaten ama Hong Kong eşittir sermaye ve buradaki mesele de sermayeye kontrol etme mücadelesi. Ve bu gittikçe mu? Evet, gittikçe Çin zenginleşiyor. Yani Çin yükseldikçe, Çin ekonomisi büyüdükçe Hong Kong gittikçe Çin'e daha fazla bağımlı hale geldi. O yüzden Hong Kongluların da elinde aslında çok fazla bir çare yok. O yüzden Hong Kong'un içinde de sanırım son seçimlerde %40 oranında Çin'e yakın siyasi elitler güç kazandı. Yani o yüzden de Çin'deki sokak Hong Kong'daki sokak gösterileri biraz da bu Hong Kong siyasetinin de değişimine. Yani Çin'i destekleyen ciddi bir grup var Hong Kong'un içinde de. Dolayısıyla yani buradaki olayı, Hong Kong meselesini ikiye ayırmak lazım. Bir, Hong Kong'un statüsü ve içerisindeki sosyal, siyasi, ekonomik dönüşüm. İki, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ve daha genel anlamda diğer dünyayla kuracağı yeni bir küresel büyük güç ilişkisi. Bu büyük güç ilişkisi eğer Çin'in lehine ve Çin'in istediği gibi olacaksa Hong Kong meselesi çok kolay çözülecek. Ama bu yeni büyük güç ilişkisine Amerika Birleşik Devletleri direnecekse, diğer ülkeler bunu biraz daha engellemeye ve dengelemeye çalışacaksa Hong Kong meselesi özellikle 2047'ye kadar, yani o 50 yıllık geçiş süreci dolana kadar daha çok fazla gerilecektir. Ben önümüzdeki yıllarda bu olayların artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bunların çok net bir çözümü yok. Çünkü mesela diplomaside bir kural vardır. Kendinizi zamanla bağlamayın. Hiçbir müzakereci kendini zamanla bağlamaz. Bir sorunu 2019-2020'de çözelim derseniz, ya çözemezseniz insanlarda bir beklenti oluşursunuz. Dolayısıyla daha böyle muğlak bırakmak gerekirdi. Ama ilginç bir şekilde 1997'deki anlaşmada 50 yıl diye bir durum var. Şimdi herkes kendini bağlamış durumda. Yani 50 yıl sonunda ne olacağına dair ne Amerika Birleşik Devletleri, ne İngilizlerin, ne Çinlilerin, ne de Hong Kong'ların bir kafasında bir düzen var. Yani 50 yıl sonra Hong Kong, Pekin gibi, Şangay gibi, Guangzhou gibi mi yönetilecek? Yani Çin Komünist Partisi, Politbüro'nun atadığı yöneticiler mi yönetecek Hong Kong'u? Yoksa Hong Kong demokratik süreçleri işletip ve daha da fazla batılı demokrasi, çünkü orada evrensel oy hakkı o yüzden gündeme geliyor. Yani evrensel oy hakkı demek artık bütün Hong Kong halkının demokratik süreçlere katılması demek. 2014 yılındaki olaylarda Çin dedi ki, ya tamam siz yine demokratik seçimlerinizi yapın ama biz buraya merkezi hükümetten 3 tane aday belirleyelim. Bu adaylar arasından Hong Konglar birilerini seçsin. Yer yerinden oynadı. Umbrella Moon, o kemsiye hareketi yani dediğimiz hikaye oradan onu çıktı. Onu Amerikan dışişleri direkt finanse etmişti. Evet, yani kısaca şöyle söyleyeyim. Bu Çin'in
çok zayıf karınlarından bir tanesi. Yani bu zayıf karınları Tayvan bir tanesi, işte Tibet, Doğu Türkistan gibi içerideki yine gelir adaletsizliği, çevre sorunu gibi. Yani Güney Çin Denizi, Kore, Kuzey Kore gibi bir sürü zayıf karınlarından bir tanesi ama en hassas olanları. Yani Tayvan ve Hong Kong burada çünkü egemenlik meselesi de söz konusu. Yani Çin burada herhangi bir şekilde taviz verdiği anda bir yandan içeride egemenliğini koruyamayan bir devlet statüsüne düşecek. Ama taviz vermese sorunlar gittikçe baş edilemeyen bir duruma geliyor. Dolayısıyla o yüzden söyledim başında. Bu aslında Çin'in bir büyük güç olma imtihanı. Eğer bu imtihandan da başarıyla çıkabilirlerse bence bundan sonra Çin'in daha hızlı ve sorunları daha hızlı çözen bir ülke konumuna geleceğini ben düşünüyorum. Ama bu iş bu kadar da kolay olmayacak. Çünkü Hong Kong biraz önce de dediğimiz gibi dünya ekonomisinin finansal olarak çok ciddi bir parçası. Örneğin hizmet sektörü, sadece Hong Kong %10, bu hizmet sektörü demek bankacılık ve finans sektörü en temelde. Yani %90 ekonomiyi bunlar götürüyor ve bu zenginler yavaş yavaş Çin'e de kaymaya başladı. Yani Çin karşı tarafta bir aslında bu krizden bir Shenzhen kısmında yani Guangzhou'da yeni bir finans merkezi de oluşturmaya başladı. Yani Hong Kong'daki gösteriler aslında bir yerde Çin'in elini de bir yerde güçlendiriyor. Dolayısıyla bunların etkisinin yani bir kelebek etkisi gibi nasıl bir sonuç üreteceğini henüz yani bilemiyoruz ama ben devasa sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Hakan bir de Brexit var İngiltere'de. Onu da sana soralım. Nedir Brexit? Şimdi Boris Johnson illa ayrılalım diyor. Kraliçe de ona yol verdi. Hı hı. Muhalefet hani anlaşmasız ayrılığa kesinlikle karşı çıkıyorlar. Evet. Tabii en son Boris Johnson bir darbe de aldı parlamentoda. Bilmiyorum milletvekili istifa etti, İşçi Partisi'ne geçti. Oradaki çoğunluğu kaybetti. Belki seçime gidecek İngiltere. Erken seçim kararı almak zorunda kalacak. Zaten Boris Johnson delege seçimiyle gelmişti diyelim. Evet, onu da gelmişti. Yani şu Brexit ısrarı Boris Johnson'ın, ayrılalım ısrarı, hı hı, ve kalalım meselesi. Bunların perde arkasında ne var? Yani hani çok fazla anlaşılmıyor bu mesele. Yani Brexit'in perde arkası aslında bir Brexit şeydi. Bundan 3-4 sene önce Cameron döneminde bir blöftü. Ben eminim ki Cameron bu işi referanduma götürürken evet çıkacağını tahmin etmiyordu. Fakat öyle bir döneme denk geldi ki bu referandum, Trump'ın ABD'de seçildiği, Fransa'da Le Pen iktidarının yükseldiği, Almanya'da AfD'nin yükseldiği, İtalya'da Salvini, Matteo Salvini'nin yükseldiği bir döneme denk geldi. Bunun nedeni de bu Brexit kampanyasının eğer iç yüzüne baktıysanız, bir göçmen karşıtlığı. Yani bir şeyi istemiyoruz. Suriyeli istemiyoruz. Türk istemiyoruz. Zaten Avrupa Birliği'nde Türkiye üye olacak. Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi. Kalırsak falan diye o şekilde kampanya da yürütmüşler. Evet. Şimdi biz Avrupa Birliği'nde kalırsak Türkiye de Avrupa Birliği'ne üye olacak ve Türkler her an Londra'yı basabilir şeklinde böyle bu karikatür ifadelerle gerçekten bir kampanya yürüttüler. Brexit bir blöftü ve gerçekleşti. Gerçekleştiği için de plansız bir süreçle karşı karşıya kaldı İngiltere. Çünkü buradan evet çıkarsa, Brexit onaylanırsa halk tarafından biz nasıl adımlar atalım? Yani gördüğümüz kadarıyla bunlar planlanmamıştı. Bunlar planlanmadığı için, bunu planlaması için Theresa May'i ateşin içine attılar. Theresa May de zaten ateşin içine atlamaya razıydı. Hatta demirleydi, ikinci demirleydi gibi bir imajla, bir PR'la başbakan oldu. Fakat o da süreci yürütemedi. Boris Johnson delegeler tarafından seçildi. En sonunda parlamentoyu bypass etme kararı aldılar. Orada da şöyle bir şey ortaya çıktı. Tabi orada bir kraliçe darbesi falan da konuştuk. Demokrasi istiyoruz diye sokağa döküldü. Kraliçe onayladı. Diye sokağa ben de tweet atmıştım. O kadar bir yaraya parmak bastığımın farkında değildim yani. Kraliçe hani sembolikti diye. Böyle esprili bir şeydi yani. Parlamentoyu kapattı diye.
Burada benim o dikkatimi çekti. Tabii aslında şöyle itirazları geldi ama İngiltere Kraliçesi zaten şeyden gelen, başbakandan gelen şeyleri onaylıyor şeklinde bir itiraz geldi. Fakat Boris Johnson delegeler tarafından seçildiği için oradaki işçi partiler hayır böyle bir zorunluluğu yoktu. Reddetmeliydi. Parlamentoyu kapatmayı reddetmeliydi dediler. Biz burada şunu da görmüş olduk. Kraliçe sembolü değil. Evet. Yani bize böyle bir şey anlatılır biliyorsunuz. Yutturdukları hikaye. Evet. Hatta şey vardır. Bence Türkiye'nin en şey romancısı gelmiş geçmiş. En büyük romancısı. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanında bir şey vardır. Hikmet yani Deral, zaten... O karakter şey der. Çocuğa ders verirken monarşi, mutlakiyet, meşrutiyet, pardon, monarşi, yarı monarşi ve cumhuriyet. Biz cumhuriyetteyiz, İngilizler daha yarı monarşide diye böyle dalga geçen bir şey vardı. Zaten Londra'da sokaklarda darbe karşıtı sloganlar atıldığını gördük bu süreçte. Yani, evet, ya biraz karikatür duruma geldi İngiltere'nin durumu. Hani ne kadar yetkisinin olup olmadığını tartışmaktı. Evet. Zaten. Hayır, bize şey anlatırlardı ya, hani bize böyle bir hikaye anlatıldı. Biliyorsun yani diyelim biz şey yaptığı zaman ya sembolik olsaydı bile bizim de bir hanedanımız olsaydı beşi, diye böyle itirazlar vardır biliyorsunuz yani kendi işte hikayemizi en azından sembolik bir krallıkların ve kraliçeliklerin sembolik olduğunu söylerler. Evet, öyle söylenirdi işte İspanya'daki de semboliktir, Belçika'da semboliktir falan ve sembolik olmadığı da görmüş olduk yani. Böyle bir sonucu ortaya çıkmış oldu bu Brexit kaosunu. Brexit bize onu öğretmiş oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Hakan Kekeç, Mustafa Öztop, Özgür Dikmen ve Doktor Kadir Temiz değerli katkılarınız için. Bu hafta da Uluslararası Gündem'in sonuna geldik. Pazartesi akşamı Uluslararası Gündem'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. İyi geceler.